NTV'den hepinize merhabalar. Bugün yarın programıyla birlikteyiz. Ben Buket Aydın, Baykal. Bu gece bazı önemli başlıkları masaya yatıracağız. Öncelikle ben konuklarımızı tanıtmak istiyorum ilk olarak. İstanbul stüdyomuza sırasıyla emekli Denizkurmay Albay Sayın Ali Türkşen, gazeteci Sayın Mahmut Övür var. Yine Ankara stüdyomuza da gazeteci Tolga Şardan bizlerle birlikte. Öne çıkartacağımız başlıkları da birkaç cümleyle açıklamak isterim. İhraçlarda, FETÖ soruşturmalarındaki ihraçlarda yaşanan mağduriyet tartışmaları bakacağız. Ve yine Eagle ve Baylok gibi sistemlerin nasıl ve neden kullanıldığını konuşacağız. Fethullah Gülen'in iadesi bu gece, bu akşam gündemimizde olacak. Ve medyaya yansıyan olası kalkışma iddiaları da yine konu başlıklarımızdan. Bugün yarın böyle başlıyor efendim. Ancak şimdi benim öncelikle öne çıkartmak istediğim bir konu söz konusu. Ve bunun için de ikinizin de izniyle ilk olarak ben Sayın Ali Türkşen'e dönmek istiyorum. Şimdi Sabah gazetesinde yayınlandı. Bir albüm gibiydi aslında. Fotoğraflar ve isimler. Siz bu isimlerin TSK içerisindeki bir takım kişilerin FETÖ'ye yakınlıklarının olabileceğini aslında 15 Temmuz kalkışmasından çok önce ihbar etmişsiniz. Evet. Fakat o dönem ihbarda bulunduğunuz kişiler sizin bu ihbarlarınızı dikkate almıyorlar. Evet. Bugün baktığımızda da bu kişileri tek tek değerlendirdiğimizde birazdan da konuşacağız. Bunların sizin dediğiniz gibi FETÖ'yle ilişkili oldukları ortaya çıkıyor. Yalnız galiba Sabah gazetesindeki bu şey yayınlandıktan sonra size tepkiler de geldi bu kişilerin, evet, bazılarından. Biraz da ayrıntılı olarak bize anlatır mısınız? Şimdi ben anlatmaya çalışıyorum ama sizden, tamam, dinlemek daha iyi teşekkür olacak. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim stüdyoya konuk ettiğiniz için. Öncelikle programa başlarken şu anda Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye'nin güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerine herhangi bir maaş beklentisi olmaksızın bazılarının dediği gibi görev yapan tüm emniyet güçlerine, güvenlik güçlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum. Maalesef duymaya alıştığımız, keşke bugün sonlanmasını istediğimiz şehit haberlerimizin de bir an önce sonlanmasını diliyoruz. Ve şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şimdi efendim benim aslında Fethullah Gülen terör örgütü ya da Fethullah Gülen diye bir şeyden haberdar olmam çok meslek hayatımın hemen başında olan bir şey değil. 1996 senesinin Aralık ayında Deniz Harp Akademisi giriş sınavlarına katıldım ve 97 senesinde Şubat ayında açıklandı sonuçlar. O dönemde 26 kişi Deniz Harp Akademisi'ne, diğer akademilerde farklı rakamlardır, öğrenci alınıyor. Deniz Harp Akademisi'ne bu sonuçları açıklandıktan sonra Deniz Kuvvetleri çok küçük bir camia. Şöyle bir söylenti çıktı. O gün için adı Fethullah Gülen değil ama işte İrtica Akademi'yi kazandı. Böyle bir ibare. Ne olduğunu anlam veremedik. Çünkü 6 farklı sınıftan, Deniz Harp Okulu mezuniyeti itibariyle 6 farklı sınıftan subay günü geldiğinde, hakkını kazandığında o sınava girebiliyor. 1988 yılı mezunu 13 subay kazanmıştı o tarihte. Özellikle onları kastederek böyle bir ifade kullanılmış. Daha sonra takip eden yıllarda Deniz Kuvvetleri'nin bu insanları takip edecek özel bir istihbarat birimi de yok. Haklarında belki bir soruşturmaya gerek olacak bir delil de bulunamadı. Ancak diğer akademi öğrencilerine işte bu öğrencilerde herhangi bir farklı yaklaşım söylemlerinde ya da davranışlarında olursa onların bir şekilde bildirilmesi gibi bir şey söylendi. Ve sonra biz hep beraber abi kardeş, hiçbir şey de yok ortada. 99 yılında akademiden mezun olduk. 2009 yılında Poyrazköy davası 21 Nisan 2009 tarihinde başlayana kadar o tarihten kısa bir süre önce bu artık Fethullah Gülen'in silahlı kuvvetler içerisinde ciddi bir yapılanma içerisinde olduğu gibi bir artık raporların dışında söylemler de birbirini takip etmeye başlamıştı. 2009'da 21 Nisan 2009'da malum bu Poyrazköy'deki toprağın altından işte silahlar çıktı denen, lav roketleri çıktı denen kumpasla birlikte ben de o davaya ve devamında da Balyoz davasına dahil oldum. Balyoz davasından dahil olduktan sonra tabii iki kez ben cezaevine girdim çıktım. Bir 2010 tarihinde 15 gün süreyle, daha sonra da 2011 tarihinde 11 Şubat'ta tutuklandım ve 19 Haziran 2014'e kadar yaklaşık toplamda 3,5 sene gibi bir hapis cezası oldu.
Şimdi Fethullah Gülen'in silahlı kuvvetlerde yapılanmaya başlandığı söylenen tarih 70'lerin sonu. Çeşitli kitaplarda bu şekilde ifade ediliyor. 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Bu insanların da mezuniyetleri aşağı yukarı 80'li yılların sonlarına denk geliyor. 80'lerin ortası ve sonlarına denk geliyor. Bende de bir Harp Akademileri albüm var. Her kurmay subaya mezun olurken akademiden bir albüm verilir. O albümün orta yerinde sizin ailenizle birlikte fotoğrafınız vardır tek tek. Tabii siz 2 sene olduğu için Harp Akademileri, ikinci sınıf, siz girdiğinizde bir ikinci sınıf vardır. Bir de siz 2 olduğunuzda 1. sınıf vardır. Yani toplamda 78 öğrenciyle siz aynı anda bir şekilde temas edersiniz. Bir yıllık çıkmıştı. O yıllığı ben yıllar sonra elime aldım ve ilginç bir şekilde ya inanılmaz böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bir tarafta biz girdiğimizde 2. sınıf olan öğrencilerin fotoğrafları var. Pul resmi şeklinde, çünkü onların aileleriyle resmi yok. Bir tarafta da biz 2'yken 1 olanların, ortada da bizim arkadaşlarımız, beraber okuduklarımız. Tabloya bakıyorsunuz, herkesi tek tek işaretleyebilirsiniz. Başlıyor baştan. Balyoz, 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 Poyrazköy, askeri casusluk, tek 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 gidiyor. Arada 3 kişi atlamış, tekrar Balyoz, Poyrazköy. O 3 sene içerisinde okuyan insanların neredeyse %70 gibi bir yuvarlak söylüyorum rakamı, bir şekilde bir davaya konu edilmiş. Kalanlarda bir grup insan var. Şimdi benim tabii Fethullah Gülen cemaatinin tespit edecek, hatta bugün devlet bile kendisi tespit etmek için somut olarak delil bulmakta çok büyük güçlük çekiyor. O gün için benim böyle bir tasarrufum yok. Ama bir bakıyorsunuz bütün bu gelen o duyumlar, bir şekilde söylemler hepsi aynı insanlar üstünde kesişiyor. Bunların içerisinde ancak 2 öğrenci başka yine bir sınıf arkadaşımız tarafından Fethullah Gülen'e Türkiye'de ve Amerika'da 2 kez ziyarete götürülmüş. Kendisi savcılık ifadesini bu konuda verdi. Dedi ki beni Fethullah Gülen'e, işte şu anda ikisi de hapiste olan, biri amiral biri albay tarafından Amerika'da da Türkiye'de de Fethullah Gülen'i ziyarete götürüldüm. Kendisine işte, kendisi bana işte o cemaate girmem konusunda tavsiyelerde bulundu. Hatta kendisi bana bir kılıç hediye etmek istedi. O da şöyle söylemiş, bana devlet kılıcımı verdi, sizin vereceğiniz kılıcı istemiyorum. Ve o arkadaşımız da bu davalardan çok önce yine bir dijital kumpas sonucu silahlı kuvvetlerden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bu 2 kişi somut Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş. Ben de cezaevinden çıktıktan sonra, daha doğrusu çıkmadan önce de bir takım gazete haberleri oluyordu ama çıkar çıkmaz bir gazetede bir beyanatım oldu. Fethullah'ın amiraline selam vermem diye. Çünkü bu bizden arta kalanların %90'ı da bir şekilde amiralliğe terfi etti. Bunun üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı beni çağırdı. 2014'ün son ayları ya da 2015'in başıydı, tam net hatırlamıyorum. Askeri savcı ifademi almak üzere çağırdı. Dedi ki siz böyle bir beyanatta bulunmuşsunuz. Neden? Hatta demişsiniz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde orgeneral seviyesinde Fethullahçı var. Ben de dedim ki benim hemen araya bir şey girmek istiyorum. Çok hızlı başladık, kusura bakmayın. Hayır estağfurullah, dinliyoruz merakla. Şimdi şu anda cezaevinde olan, hatta o kalkışmanın içerisinde belki Türk halkına bomba atan pilotlar dahil, yani somut olarak ertesi sabah tutuklanan insanlar dahil. Şunu teknik olarak şöyle söylemek zorundayız. O eylemin içerisinde fiziken görülmüş olabilirler. Ancak herhangi bir yargılama yapılmadı hiçbirisinin hakkında. Ben şahsen hem gazetelerde hem televizyonlarda daha yargılama yapılmadan, çok affedersiniz tabirimi mazur görün, alçakça bir sayfa iddianame okunmadan çeşitli yazılarla terörist bir zaman ilan edilmiş bir kişi olarak, evet suçları sabit olana kadar herkes şu anda masumdur demek zorundayım. Yani çok içim acıyor. O sahneleri ben de gördüğümde çok üzüldüm. Yargılandıktan ve cezalarını aldıktan sonra inşallah bir daha gün yüzü görmeden ömürlerini geçirecek bir ceza almalarını ben istiyorum. Türk halkına bu eziyeti ettikleri için, silah arkadaşlarına bu eziyeti ettikleri için, kendi ailelerine, çocuklarına bu günahı yaşattıkları için. Ama şu anda onların hiçbirisini biz suçlu diyemeyiz. O gün ben askeri savcılığa gittiğimde de hiçbir şekilde bunlar Fethullah Gülen üyesidir vesairesidir demedim. Dedim ki bakın ya, ben de böyle bir albüm tam var. Sanık diyebiliriz, şüpheli diyebiliriz, değil mi? En azından sanık haline dahi yani gelmediler zannediyorum. Bir iddianame düzenlenmesi lazım. Şüpheli şu anda. Evet, yani şu anda şüpheli. Bir iddianameleri olacak, yargılanacaklar.
Hakim karşısına çıkacaklar. Katılıyorsunuz dedi. Kendilerini savunacaklar. Tamam da yani ama bu kadar da şeye şunun için söyledim. Tabii teknik doğru olarak hukuk teknik, anlamında söylüyorum. İlkesel yani olarak hukuk, doğrudur da. Hukuk ana, yani anlamında. Hukuk masumiyet karnesi üzerinden bakabilir. Ama siz somut olarak gözümüzün önünde bir şey yaşandı. Ben olayı şimdi başka bir yere getireceğim. Evet, doğru yani. Onun için söylüyorum. Ben şunu anlıyorum. Sizin yargılandığınız davalarda somut bir şeyler olmaması hep konuşuluyor. Evet, 15 yani Temmuz darbe tamam, gecesi evet, var. Bakın şimdi bu gece inşallah bu davalarda düzeltiyorum. Bu 15 Temmuz kalkışması sırasında bu insanların mağduriyeti diye bir şey ben söz konusu asla kabul etmiyorum. Yani ne işledilerse suç, umuyorum ki inşallah sonunda alınabilecek en ağır cezayla gün yüzü görmeden ömürlerini geçirsinler. Onu söylüyorum. Ancak öyle bir de bir gri bölge, hatta onun dışına doğru böyle beyaza yakın bir takım insanlar da toptan daha ilk dakikadan alındı ki. Yani bunları da biz yarın öbür gün gerçekten yargılandıklarında eğer suçsuz olarak salıverileceklerse, hatta bugün 3 general 1 amiral tutukluluğu sona erdirildi. Evet, bu insanları da yaralamamak adına hukuki anlamda böyle söylemek zorundayız. Ben kesinlikle bu insanları savunmak anlamında söylemiyorum. Sözünüzü unutmayın. Bakın şunu açıklık getirmek gerek. Tabii. Buyurun. Bu tür yargılamalarda Balyoz, Ergenekon ya da Oda TV neyse özellikle de askeri casusluk davaları. Şimdi burada bir akıl, kirli bir akıl suçsuz insanları davanın içine kattı. Şimdi bu tamam, böyle bir acı yaşadık Türkiye için. Bak orada sinsi bir akıl bir davayı yönetiyor. Kendi kitlesine alan açmak için birilerini bilinçli bir şekilde işin içine katıyor. Şimdi normal bir yargıda bunun olmaması gerekiyor. Biz bu eski korkumuz üzerinden yeni yargıyı da şey altında bırakmamamız lazım. Yani eski korkularımız var, eksiklik yaşadık doğrudur ama yargıya da güveneceğiz yani. Çünkü karşımızda çok sinsi bir örgüt var. Söylediklerinize doğru. Kesinlikle katılıyorum. Virgül, biz bu şekilde o yargılamalara dahi başlamadan biz de gazetelerde, televizyon ekranlarında tabii terörist olarak doğru ilan edilmiştik. O zaman çünkü o üst akıldan kimsenin haberi yoktu. Fethullah Gülen cemaatinden, FETÖ'den kimsenin haberi yoktu. Biz gayet güzel terörist, işte ülkesinin insanına bomba atacak, cami bombalayacak insanlar olarak lanse ediliyorduk gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında. Benim söylemem bu. Virgülle söylüyorum, sizin söylediklerinize katılıyorum. Şimdi bakın, bugüne kadar ne Allah affetsin ne kul affetsin. Eğer bir kişinin kalbini kırdıysam bu konuyla ilgili. Benim kesinlikle söylediğim şudur. Sabah gazetesi de gazete maalesef statik bir medya organı olduğu için kelimeler tamamen farklı şekilde algılanıyor. Ve şu anda konuşurken tabii bunu doğru şekilde ifade etme imkanım var. Bakın dedim ki ben kim FETÖ'cüdür değildir bilmem. Bakın şu iki kişinin Fethullah Gülen'i Amerika'da ve Türkiye'de ziyaret ettiği sabit. Bununla ilgili zaten size bir ifade verildi. Bir gazeteci Amerika'da Fethullah Gülen'i ziyaret edebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bir siyasetçi ziyaret edebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bir Türk subayı Fethullah Gülen'i Amerika'da ziyaret ediyorsa bu bir veridir. Evet. Bu neye tekabül ediyor ben onu bilemem. Dedim ki ben 97 yılında akademide 97-99 yılları arasında okudum. Bakın size bir albüm getirdim. Bu albümün içerisinde olağan dışı bir durum var. Birçok insan tamamen liste dışına bir şekilde bir davalarla ortadan yani derdest edilmiş vaziyetteyken bunun dışında bir grup insan da hiç bunlara yağmur damlası damlamamış. Bu hayatın olağan akışına uygun değil ve bu insanlar üzerinde de daha önceki yıllarda bunların herhangi bir cemaat üyesi olabileceğine dair bir takım duyumlar vardı. Lütfen bunu bu yönde değerlendiriniz. Ne araştırma yapacağınızı ben bilmiyorum ama bakın bu isimler yarın öbür gün başka türlü bir takım faaliyetlerin içerisinde olabilirler dedim. Askeri savcı bana dedi ki bunların tamamen hepsi duyum. Biz buna duyumla işlem yapamayız. Dedim ki ben size bu duyuma... Dedikodu gibi bir ifade kullanıldı dedikodu, mı? Yani bu dedi ki siz en sonunda zaten karar da şöyle çıktı. Ha, tabii karşılığında ne yaptı Genelkurmay Askeri Savcılığı? İsmini verdiğimiz ne kadar insan varsa kendileri de zaten öyle söylemişlerdi. Biz dediler beyan üzerine çalışıyoruz. Ne yapacaksınız dedim. Çağıracağız, soracağız dediler. Dedim ne diyeceklerini bekliyorsunuz? Hani siz terör örgütü üyesi misiniz ya da Fethullah Gülen üyesi misiniz diyecekler. Evet kabul ediyoruz mu diyecekler dedim. Demezler herhalde dedi. O zaman niye yapıyorsunuz bu soruşturmayı dedim. İşte dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Bey'in söylediği hani biz bütün araştırmaları yaptık. Savcılar gelip inceleyebilirler dediği araştırma bu. Çağırıp adama sen FETÖ'cü müsün diye sormak. Kendisi de zaten adli müşavirine aynı şekilde sormuş. Ya senin hakkında FETÖ'cü diyorlar bu doğru mu demiş. O da demiş ki hayır değilim ben demiş. Genelkurmay Başkanı o zaman ikna olmuş. Demiş ki ha yani ben sadece işte sormaya ihtiyacı hissettim demiş. Şunu söyledim bakın. Herhangi bir iki tane polisiye roman okusanız.
Burada bir olan dışı bir durum var. Bakın buradan ortadan kalkanlardan geriye kalanların nemalandığı ortaya çıktığı bir durum var. Bu durumu araştırmak sizin boynunuzun borcu. Siz devletseniz eğer bu isimleri alın, MİT'e mi vereceksiniz, emniyete mi vereceksiniz bugün yapıldığı gibi. Bunların geriye dönük ailesini araştırabilirsiniz, telefon kayıtlarını araştırabilirsiniz. Bakın benim gittiğim tarih 2014'ün son ayları ya da 2015'in başı. Baylok ne zaman yüklenmiş bunların telefonlarına? 2014'ün ortasında. Demek ki o tarihlerde bir araştırma yapılabilseydi kesinlikle ortaya çıkabilirdi. Şimdi Instagram'da gene benim kardeşim dediğim ki ben... Ama emin, bu isimlerden bir tanesi. Emin olun bu isimler ortaya çıktıktan sonra 15 Temmuz'un ertesinde televizyonlarda o görüntüleri gördükten sonra ben kendim iki gün durup iki gün üngür üngür ağladım. Çünkü çocuklarımız aynı okullarda okumuş, biz birbirimizin evinde kalmışız, aynı sofraya oturmuşuz. Vay. Ve bir gün dönüyor silahını size çeviriyor. Yani bu benim kabul edebileceğim bir şey değil, bana çevirmesi önemli değil. Türk halkının üstüne bomba atıyor ya da o teşkilatın içerisinde yer alıyor. Bu arada tam yerin gelmişken bir araya gireceğim. Sayın Necdet Özel'e gelene kadarki süreçte FETÖ'cüler birbirini saklamak için bir şeyler yapıyordu zannımca orada. Yani belki o araştırıldığını düşünürken o araştırmayı hani TSK içerisinde yani araştırmayı yapan kim? Hani araştırma yapanlar da kendileri, ifadeleri alan savcılar da kendileri, hepsi kendileri. Işte. Zaten teşkilatı tamamen kurmuşlar. Açıkçası bizim gidip ifade vermemiz şuna yaradı. Aman kendinize dikkat edin, sizle ilgili bir malumat var. Kendinizi daha kollayın. Belki ona yaramıştır onların tarafından. Şimdi Instagram'da bu ara bir şu anda kendisi yurt dışında olan, öyle olduğuna inanmak istemediğim, gene bu dönemde okuduğum bir eski silah arkadaşımla... İsim verebiliyor muyum? İsim vermeyelim de efendim, belki yani kendisi... bilemiyorum, ben isim verme taraftarı değilim. Sürekli bir yazışma içerisindeyiz. Yazışmalarında bana ciddi şekilde sen işte benim abim pozisyonundaydın, bu şekilde beni nasıl gazetelere manşet edip de bana FETÖ'cü dersin. Ben de diyorum ki bugüne kadar hayatımda eğer bir kişiye FETÖ'cü diyerek kalbini kırdıysam ne Allah affetsin ne kul affetsin. Bu arada kendisi yurt dışında. Kendisi yurt dışına çıkmış. Kendi beyanları diyor ki ben aptal mıyım diyor, bana tutuklanacağım söylendi diyor. Eğer Türkiye'ye dönersem beni diyor delil yaratacaklar, biliyorum hapse gireceğim, onun için dönmeyeceğim diyor. Dönmeyeceğim demesi önemli değil. Bakın geçenlerde terör örgütlerinin üstünden atlayan üç amiral. Amiral var. Üç amiral, bunlar yakalandı. Bu çocuklarla biz bunlardan biriyle yan yana evlerde oturduk. Aynı sınıfta okuduk. Şimdi bu adam o sabah bir şeye kalkışmış, gemileri kaldırmış. Gölcük halkına oraya buraya ateş edilme emri verdiği söyleniyor bakın. Vermiş diyemiyorum, verdiği söyleniyor. Ve sonunda da ertesi sabah kaçarken tel örgülerin üstünden atlarken yakalandı. Şimdi bu çocuğu siz bana savunamazsınız. Yani bu bir delil midir, o oradan kaçtı falan diyorsanız, hala da Türkiye'ye dönmüyorsanız, o zaman ben sizin bir şeyler bildiğinize inanıyorum. Cezaevindeyiz. Bu grubun içerisinde yine de daha önceden bir şekilde ya haberdar edilen ya da ne olacağına uyanan diyeyim kaba tabiriyle iki kişi emekli oldu. Bunlardan birisi yine hep sevdiğimiz arkadaşlarımız geldi. Cezaevinde camın arkasından telefonla konuşuyoruz. Dedim ki, ismini gene zikretmeyelim. Biz bu insanlarla beraber okumadık mı? Yani bunlarla biz kardeş, abi kardeş gibi büyümedik mi? Bu kötülüğü bize nasıl yapıyorlar dedim bu insanları kastederek. Böyle yapıyor bana. Sen de bir şey biliyorsun. Yani o yurt dışında gelmeyen arkadaş da bir şey biliyor. Delil yaratmak benim, ben delil yaratmak zorunda değilim. Delil de yaratmak gibi bir şey de zaten, öyle bir tasarrufum da olamaz. Ama bakın, siz emniyet onun kişi ismi veriyorsunuz zaten. Tutuklanan var yine odasında, F serisi dolar, bu 1 dolar bulunup tutuklanan var. Çoğu, yani bunların hepsi ya tutuklu. Yani bir şekilde bakın ya yurt dışına kaçmış. Geçenlerde yine yani ara ara bu insanlar belli tutukluluğun ya da soruşturmanın üstünde sonrasında serbest bırakılıyorlar. Evet çok zor yani, siz böyle bir sebeple cezaevine girmeniz, kendinizi savunmak zorunda bırakılmanız çok zor olabilir. Ama eğer gerçekten hiçbir şey bulamıyorsa emniyet teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, bu insanları da bu sistemin dışına, bu tutukluluklarına son veriyorlar. Belki hiçbir zaman davaya konu bile olmayacaklar. Ben de diyorum ki bakın, biz Ergenekon, Balyoz, özellikle Balyoz için söyleyeyim, Balyoz davasında kaç kişi yargılandıysak dünyanın dört bir ucundan, Avustralya'dan insan geldi. Ve bu insanların bizi tutuklayacağını bile bile geldiler. Ve ben o insanlara bakın, o insanların bizi yargılayan
hakim görüntüsündeki, savcı görüntüsündeki insanların bugün Türk halkının üstüne silah olduğu için bomba atan pilottan hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Onların silahı verdikleri kararlardı. Kararlar. Kararlarıyla konuşur hakimler. O kararlarıyla bizim üstümüze, Türk halkının üstüne bomba attılar. Ve bugün maalesef bu geride kalan balyoz hala, bakın kayıplarımız var. Bu arada Ali Tatar intihar etti. Ali Tatar'ı, Murat Özenalp sınıf arkadaşım cezaevinde hayatını kaybetmek durumunda kaldı. Cem Aziz Çakmak bu durumlardan kanser olduğu için hayatını kaybetti. Ülkenin başbakanı lütfen çıkıp Ergenekon balyoz sapına kadar vardı demesin. Sapına kadar vardıysa ben başbakanı davet ediyorum. O sap ne, neyin sapıdır onu açıklasın. Eğer açıklayamıyorsa balyozun sapı başbakanın elinde kalır. Çünkü balyoz diye bir şey kesinlikle yoktu. Tamamen yalandır. Bu davalarda kesinlikle herkes masumdur. Bugün yeni balyoz üzerinden konuyu saptırmaya kimsenin, kimse lütfen yeltenmesin. Ülkenin hangi makamında olursa olsun ve lütfen devlet ciddiyetiyle, yani Ergenekon balyoz sapına kadar vardı derseniz, ben de derim ki ya, lütfen o sapı açıklayın. Komutanım. Buyurun. Bakın, şöyle yorum alalım. Sizin elinize kolunuza katıldığınızı görüyorum. Evet, evet. Genel sözler üzerinden bir yorum tabii, alalım. Tabii beyefendi anlatıyor. Yaşadığı acıları anlatıyor. Oradan bir tecrübe çıkartıyor. Ama tabii öyle bir yapıyla karşı karşıyayız ki, düşünün, sınıf arkadaşlarının çıkışından şok yaşıyor. İster istemez şok yaşıyor. Çünkü öyle bir sinsi yapıtay var. Problem şurada. Bakın ilk Ali Türkçe'nin ilk sözünde ne diyor biliyor musunuz? 96 sanıyorum okul başladığı tarih. Diyor ki irticacılar Deniz Harbi Okulu'nu ele geçirdi gibi bir şey söylüyor. İşin özü işte orası. İrticacılar. Bu ülkede biz bir tahlil yapmamız gerekir. Bir hesaplaşma yaşayacaksak, bir yüzleşme yaşayacaksak şunu yapmamız gerekir. Bu ülkede niye 60'tan beri darbe oluyor? Hangi zihniyetle bu meseleye bakıyoruz? Şununla bakıyoruz. Bir iki rekat namaz kılanı da ötekini de berikini de irticacı diye damgalamışız. Şimdi o yüzden bu yapı öyle bir sinsi yapı ki bu irticacı suçlamasını iyi bildiği için kılıflar elde etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir yapıyı ele geçirdi. Ve hiç kimse fark etmedi. 2010'da siz fotoğrafa bakarak dedektif gibi 10 kişiyi tespit edebilirsiniz. Ama kanıtlayamazdınız. Şunu bir hatırlayın. 7 Şubat'ta bu ülkenin MİT müsteşarını tutuklamaya kalktılar. Bu ülkenin başbakanı dedi ki tutuklama bana gelecek. Kim inandı? Balyozcular, Ergenekoncular ya da askeri savcılık, davusluk davası da yargılarına inandılar mı? Hiçbirisi inanmadı. CHP inandı mı? İnanmadı. MHP inandı mı? İnanmadı. 17-25 Aralık'a inandılar mı? Hayır. Hepsi ne yaptılar biliyor musunuz? Bütün bu cenah hepsi 17-25 Aralık'a sarıldılar ve şunu yaptılar. Bu hükümeti düşürmek için fırsattır. Hatta ana muhalefet partisi başkanı çıktı televizyona, Samanyolu televizyonuna. Dedi ki bu ülkenin başbakanı kaçacak. Nereden aldı bu bilgiyi? O cemaatten aldı. O FETÖ'den aldı. O yapıdan aldı. Şimdi böylesine kirli bir yapı her tarafı esir almış, şunu tartışıyoruz biz. Bu hükümet niye hata yaptı? Öteki niye beriski şunu yaptı? Ergenekon var mıydı, yok muydu? Şu vardı. Şunu açık konuşuyor. Artık samimiyetle herkes konuşsun. Bu ülkede 2007'de darbe girişiminden bahsedildi. Elini masaya vuran Genelkurmay Başkanı vardı. Özde değil, sözde değil, özde layık istiyoruz diye. Ne demek bu? Bu müdahale değil midir? Bu ülkenin 367 diye bir sorunu yok muydu? Beyefendi buna cevap versin. O gün niye bu beyefendi çıkıp da şunu söylemedi? Ey Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanımız, sizin asker olarak ne hakkınız var siyasete müdahale ediyorsunuz? Kimse bunu söylemedi. Şimdi bunların hepsi bir araya geldi. Fakat sinsi bir şekilde 60'tan beri ve bu devletin de katkısıyla, bakın açık söylüyorum, sene 1960 bu devletin özel hat dairesi, bu devletin MİT'i bu yapıyı örgütledi. Ve kimle birlikte örgütledi biliyor musunuz? İşte bu arkadaşların Ergenekon'da, Balyoz'da yargılanan ulusalcı arkadaşların, Kemalist arkadaşların karşı çıktığı ABD ile birlikte örgütlediler. Şimdi o yapı öyle sinsi bir şekilde girdi ki içine. Bugün Akın Öztürk'ten bahsediyoruz. 52 doğumlu. Yani 80'e kadar gelince inan, asker olmuş zaten. 80'li 70'lerden itibaren Balyoz başlamış. Balyoz davası, Ergenekon davası vardı. Vardı. Tabii haksızlık diyorsunuz. Vardı. Bak şunu söylemek lazım. Ben askeri casusluk davası dosyası önüme geldiğinde işim yandı. Hakikaten yazmak istedim. Sonra yazdım. Allah için onu yazmaya çalıştım. Ya bu kadar casus olur mu bu ülkede? Şimdi öyle bir tezgah çektiler ki bize. Bir taraftan darbeyle bizi korkuttular. Bir taraftan AK Parti'yi kapatmayla korkuttular. Bir taraftan enteresan bir şekilde, ya düşün, şöyle hatırlayın. Yani
kerensizlerin adının geçtiği günleri hatırlayın. Hrant Dink cinayetini hatırlayın. İnanılmaz bir kaosuz ortamının yaratıldığı bir zemini hatırlayın. Böyle bir zemini bize korku diye, yani burada aldatıldık elbet. Devletin aldatıldığı bir yerde gazetecinin, siyasetçinin aldatılmaması mümkün değil ki. Bir ülkenin istihbaratı, bir ülkenin genelkurmay başkanı, bir ülkenin genelkurmay istihbaratı, bir ülkenin deniz kuvvetleri istihbaratı, jandarma istihbaratı ele geçiriliyorsa siz neyi ele geçirmezsiniz? Tolga Bey, size hemen döneceğim. Ne olur kusuruma bakmayın ama burada bir cevap hakkı doğmuş oluyor tabii. Yani, şimdi beyefendi Yaşar Büyükhanat, Yaşar Büyükhanat böyle bir tabirde bulunduğunda seneyi bir daha söyler misiniz? 2000 kaç dediniz? 2007. 2007 dediniz. 2007 yılında ben o sırada Berlin'de ateşeyim. Rütbem albay. Siz diyorsunuz ki siz o zaman neden ben Berlin'de ateşeyken oradan telefonu açıp herhalde Genelkurmay Başkanı'na yani siz nasıl böyle bir şey? Şey tamam. İkincisi benim böyle bir şey yapma askeri anlamda kesinlikle öyle bir şey yapmam söz konusu değildi. İkincisi çok ağır bir ithamla çok böyle manevrayı çok geniş tutarak söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Ergenekon Balyoz'la yargılanan ulusalcı ve Atatürkçü kesimle işbirliği içerisinde. İşbirliği demedim. Atatürkçü kesim, düzeltiyorum, Atatürkçü kesimin karşı de ona bakın içerisinde olduğu bir darbeler dönemi de öyle dediniz değil mi? 1960 ve ha, sonra. Onu söylüyorum. Ha, onu da söylüyorum. Onu söylüyorsanız bakın. Bunu da onu söylerim. Başka şimdi ben hasreten rica edeceğim. Ben bakın biraz önce dedim ki eğer bir kişinin bile kalbini kıracak kesinlikle bu işin içerisindedir dediğim kimse olmadı ama o tarafa çekilecek bir şey varsa ben diyorum ki beni ne Allah affetsin ne kul affetsin. Hayatta hukuki bir, sebebi varsa da bir getirisi varsa onu da hazırım. Bakın Ergenekon Balyoz'da bunu söyleyebilmeniz için şu biraz önceki cümleyi, buradaki bütün sanıkları hepsini tek tek incelemeniz, ne zaman doğduklarını incelemeniz, böyle bir genelleme yapmamanız lazım, incelemeniz lazım. Bakın böyle bir genelleme yaparsanız tamamen böyle daha önce yaptığınız tamamen herkesi toptancı zihniyetle yargılama ve insanları yanlış yargılandırma yönünde yapıyorsunuz. O dava suçsuz insanlar. Bakın Ergenekon Balyoz'a yargılanan ulusalcı ve Atatürkçülerin zihniyeti ya da o insanlar bu daha önceki darbeleri bakın, bu hazırladılar gibi bir ifade. Her şeyi böyle anlıyorsanız işimiz zor Ali Bey. Bir dakika. Bu şekilde söylüyorsanız hayır ben kesinlikle tamam. bu şeyi tamam. Çok hasreten rica için ediyorum. Hepsi için söylemiyorsunuz şunu, değil mi? Şunu söyleyeyim. Hepsi için değil, biri için değil. Bakın siz eğer askeri casusluk davasının dosyası önüme geldim, biz öbür davalarda kandırılmış diyorsanız çok affınıza sığınarak ben size biraz itimat etmekte zorlanıyorum. Ben geçenlerde bir programda bir hanımefendiye gazeteci sordum. Dedim ki Balyoz davasının herhangi bir iddianamesini okudunuz mu? Daha doğrusu dedim ki herhangi bir iddianameyi okudunuz mu bu kumpas davalarla ilgili? Dedi ki evet okudum. Hangisini okudunuz? Dedi ki birinci Balyoz iddianamesini okudum. Dedim ki ne kadar sabırlısınız. 900 küsür sayfa birinci Balyoz iddianamesi benim okuduğum, yargılandım. 16 yıl ceza aldım. Okuduğum sayfa sayısı 10. Deli saçması bir şey. Baş taraftan Karıcılar'ın yaptığı 2003 yılındaki bir plan tatbikatı. Onun devamında geliyorsunuz ta bilmem kaçıncı sayfada Ali Türkşen'le ilgili bir paragraf verilmiş. Bu paragrafta da diyor ki Ali Türkşen böyle bir organizasyon yapılmış. O organizasyonun devamında da Ali Türkşen sana bir liste hazırlama görevi verilmiş. Beni yargılayan savcıya soruyorum diyorum ki nereden bunu elde ettiniz? Mehmet Baransu getirdi, CD'nin içinden çıktı. Bana mı ait? Değil. Bana ait bir yerde mi buldunuz? Değil. İmzam mı var? Yok. Nereden gösteriyorsunuz? Bilgisayar ekranından. 16 yıl ceza aldım, 3,5 yıl hapis yattım. Eğer siz zamanında kandırılmaya hiç müsait değildi bu davalar. Eğer AKP hükümeti samimi ise, bakın o gün bu ülkede çok vicdanı hür, gerçekten adalet uğruna mücadele eden savcılar da var, hakimler de var. O heyeti eğer gerçek hakimlerle siz donatsaydınız, o dava daha birinci ayında biterdi. Belki de ben AKP'ye oy verecektim. Diyecektim ki helal olsun yani bu şeyi gördüler. Ama o zaman sizin işinize geldi. Bakın siz o daha önceki söylemlerinizin devamında o kadar askerin, generalin bir salona doldurulması ne nasıl mutlu etti insanları? Bakın Ali Bey, çok özür dilerim. Bak, sözümü bildireyim. Diyor ki işinize gelmez. İşinize gelmedi diyorum. Gelmedi. Çok mutluydu değil herkes. Bak, diyorlardı ki Türkiye'ye demokrasi geliyor. Hayır söylemler var efendim. Söylemler var.
Hayır, ben bakın. Şimdi yani dönemin başbakanına söylemi var. Tabii tabii ama şimdi o dönemde Mahmut Bey'in şahsına yönelik hani şahsında söylemiyorum. Ben bütünü içinde söylüyorum. Bunu da ben de o zaman sizi genelliyorum. Diyorum tabii, ki tabii, zihniyetteki herkes genellemekten korkmayın. Ben ona bir şey demiyorum. Korkarım ama siz genellediğiniz için şu anlamda genelleyeyim. Ama genellemeye karşı Türkiye'ye demokrasi geliyor. İşte generaller yargılanıyor. Evet. Bir spor salonuna hepsi dolduruldu. Çok herkesin hoşuna gitti o dönemde. Yalnız bakın bu genelkurmay bizi dinlemedi. Bakın 15 Temmuz'un nereden çıktığını herhalde yeterince bilinmiyor. Neden 15 Temmuz'un 15 Temmuz olduğunu. Birkaç ismi burada ismini ya da ne olduğunu zikretmemiz lazım. Bizi Genelkurmay Başkanlığı dinlemedi. Necdet Bey diyor ki kendisi bugün ben diyor gerekli araştırmaları yaptırdım. Savcılar buyurun gelsin baksın. Bu yasak savmak. Yani siz kurda kuzu emanet etmişsiniz. Beni belki de bugün bilemiyorum şimdi şu anda hapiste olan bir askeri savcının önüne ifade vermeye yollamışsınız. Ondan sonra da sonucunda şu kararı çıkarttınız. Dediniz ki siz bunları çekemiyorsunuz. Sizin aranızda rütbe rekabeti var. Terfi alamadığınız için bu insanlara iftira atıyorsunuz. Sonuçta bu çıktı. O insanların da Amerika'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği gibi bir durum zinhar olmamış diye bir karar çıktı. Ama bizi bakın kim dinledi? Biz cezaevinden çıktıktan sonra bir devlet böyle çalışır. Ankara İstihbaratı, Emniyet İstihbaratı, İstanbul Emniyet İstihbaratı sabahlara kadar dinlediler bizi. Yine aynı şeyleri anlattık. Ve onlara da aynı şeyi söyledim. Dedim ki lütfen, lütfen, lütfen kimsenin canını yakmayın. Hakkında delil olmayan hiç kimseyi mağdur etmeyin. Ama bakın bu bir polisiye romanı okusanız burada birilerinin üstünde bir yoğunlaşma var. Lütfen onu dikkate alın. En son bizi dinleyen İzmir Emniyetinden Organize Suçlarla Mücadele Şube. Bakın orada herkes de kötü değil ya. Vatanı için 24 saat milleti için mücadele eden çocuklar var orada. Pırıl pırıl polislerimiz var. Aldılar bizi bir odaya orada da dinlediler. Gene aynı şeyi anlattık. Dediler ki komutanım tamam biz bu isimleri aldık. Biz bunların bütün dediğiniz gibi işte telefon kayıtları vesaire geçmişe dönük hepsini araştıracağız. Bir şey bulabiliyorsak iddianame haline getiririz. Ha sonra ne oldu? Okan Bato isminde yine pırıl pırıl bir savcımız. Bu İzmir'deki Organize Suçlarla Mücadele Şube'nin bizleri dinleyen sağ olsun oradaki polis kardeşlerimizin toparladığı bilgilerle bir iddianame düzenledi. O iddianamenin içerisinde de şu an ya hapiste ya da yurt dışında kaçak durumda olan birçok FETÖ'cü subay, şimdi FETÖ'cü diyebiliriz belki artık, evet. Olduğu için ve bunlar 15 Temmuz'dan önce 30 Ağustos terfi sırasından önce çağrıldıkları için paniğe kapıldılar. Bu tarihin 15 Temmuz olmasının sebebi siz oradaki İzmir'deki pırıl pırıl çocuklardır. Oradaki savcıdır ve zamanında bizler bu kadar insan bize itimat etmezken Oktay Kuban gibi FETÖ'nün çetenin de hakim ve savcıları varmış denildiği dönemde hükümet ağızlarından çetenin de hakim ve savcıları varmış denildiği dönemde Oktay Kuban gibi bizlere itimat eden olayın ne olduğunu daha ilk dakikada anlayıp her tutuklanana serbest bırakan bir hakimimiz de vardı. Siz o insanlardan bu teşkilatı kursaydınız 2009'da, 2010 yılında, bakın biz belki bunları yaşamayacaktık. O zaman ben işte aldatıldık deyince ben o zaman üzülüyorum. Şimdi benim bir araya gitmem gerekiyor. Tolga Bey dönüşte hemen direkt size sözü veriyorum. Çok yani özür diliyorum bu dilimde veremedim. Kısa bir aramız var ardından Sayın Tolga Şardan'la devam ediyor olacağız efendim. NTV'de bugün yarın kaldığı yerden devam ediyor. Araya gitmeden önce söylediğimiz gibi Ankara stüdyomuza Sayın Tolga Şardan'a dönüyoruz. Efendim burada konuşulanları dinlediniz. Onlara eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ancak benim size ayrıca bir sorum olacak tabii. Emniyetteki FETÖ yapılanmasını ve FETÖ soruşturmasını da konuşuyoruz burada sıkça. Tabii az önce araya gitmeden önce Sayın Ali Türkşen emniyette kendilerine o dönemde nasıl yardımcı olunduğunu ve o nedenle zaten 15 Temmuz'da bu işin yapıldığını söyledi. Ancak emniyette de bir FETÖ yapılanması var tabii ki. Bunu da sıkça konuşuyoruz. Buyurun.
Öncelikle Ankara'dan iyi akşamlar izleyenlere ve stüdyodaki konuklara. Şimdi tabii Ali Bey ve Mahmut Bey birbirinden farklı bir çizgi içinde görüşlerini dile getirdiler. Ali Bey hadiseyi kendi açısından doğal olarak mağduriyeti açısından, Mahmut Bey de biraz böyle siyasi yelpazeden değerlendirdi ama ben ikisinden karışık bir değerlendirme yapmak istiyorum fazla vaktinizi almadan. Şimdi 15 Temmuz'da tabii Türkiye çok önemli bir kırılma yaşadı. Tabii bu kırılmayla birlikte 15 Temmuz darbe girişimiyle, o başarısız darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalarda aslında bu FETÖ olarak daha sonra silahlı terör örgütü konumuna getirilen Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye'deki bürokraside özellikle son 10 yıl içinde, hatta 2009'dan sonra da daha yoğunlukla diyebileceğimiz ciddi bir yapılanma içine girdiği anlaşıldı. Burada tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'nın FETÖ yapılanması için de aslında birbirinden bağımsız düşünmemiz biraz zor. Çünkü ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin en kalabalık, üniformalı ve silahlı güvenlik gücü olarak biliyoruz. Dolayısıyla ikisini birbiriyle bağlantılı bence değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Şimdi 15 Temmuz'da anlaşıldı ki aslında 17-25 Aralık sürecinden sonra bürokraside çok yeterli bir temizliğin ya da tasfiyenin yapılmadığı görüldü. Zira 16 Temmuz sabahından itibaren önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturmalarla birlikte çok ciddi bir bürokratik tasfiyeler yapılmaya başlandı. Tabii emniyet bu 17-25 Aralık sürecinden sonra bazı tasfiyeleri yapmıştı kendince. Ama ne yazık ki bu aynı tasfiyeyi Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında ne yazık ki 15 Temmuz'a kadar gördüğümüzü pek söyleyemeyiz. Buradan hareketle Ali Bey'in bahsettiği, kendisinin de merkezinde olduğu bir mağdurlar var. Yani Ergenekon soruşturması, Balyo soruşturması, keza İzmir'deki askeri casusluk soruşturmalarında çok ciddi Türk Silahlı Kuvvetleri, çokça sayıdaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının da mağdur olduğu anlaşıldı. Şimdi burada tabii Ali Bey kendisi 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Genelkurmay Askeri Savcılığına bir şikayette bulunduğunu beyan etti. Ve en sonunda da yani savcı onlardan, hakim onlardan şeklinde bir değerlendirme yaptı ki bu doğru. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Ali Bey de bilecektir bir İKK birimi vardır. Bu benzer olarak Emniyet Teşkilatı'nda da istihbarat dairesinde var. Genelkurmay'da da yanılmıyorsam istihbarat da birimi içinde yer alıyor. Bu istihbarata karşı koyma birimi aslında kendi iç dinamiklerinde, kendi kadrolarıyla ilgili değerlendirmeli ihbarları ya da işte benzer raporlamaları yapan bir birim. Şimdi burada bu 2015 Temmuz'dan öncesinde ve 17-25 Aralık öncesinde FETÖ ile ilgili yapılan, mesela Ali Bey'in de yapmış olduğu ihbarlar var. Kaldı ki bir de Ali Bey gibi kumpas mağduru yapılan insanlarla ilgili de bu İKK biriminin yapmış olduğu raporlamalar var. Tabii bu noktada şu akla geliyor. Aynı şey emniyet için de geçerli. Bu noktada bu raporlamaları yapanlar, yani Ali Bey ve benzer Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını mağdur eden bu birimle ilgili neler yapılıp yapılmadığını henüz biz tam açıkçası kamuoyunda bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anki 15 Temmuz'dan sonraki yönetimin de bu İKK birimiyle ilgili neler yaptığını, mağdurların ne şekilde değerlendirildiği konusunda ya da mağdurların şikayet değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda ne yapıldığını çok bilmiyoruz. Bununla bağlantılı olarak bu 15 Temmuz darbe girişiminin de zaten stüdyoda da biraz bahsedildi. İki önemli unsurundan bir tanesi İzmir'de yürüyen askeri casusluk davası, bir tanesi de Ankara'daki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü KPSS soruşturmasıydı. Bu iki soruşturmayı da Ankara'da adli olarak ve idari olarak yürüten de bir tane emniyet birimi var. O da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi. Şimdi askeri casusluk soruşturmasında Okan Batu savcı ve Ankara'daki KPSS soruşturmasını da yürüten Yücel Erkman'ın tespitlerinde bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve aşağı yukarı İzmir'de de netleşti bu, aşağı yukarı general düzeyindekilerin üçte birini de içine alacak şekilde
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu kumpas olaylarına ya da Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılarını tespit edildiği anlaşıldı. Bu Kaçakçılık Daire Başkanlığı yetkilileri 2015'in Temmuz'unda yanılmıyorsam Cuma günü olacak. Genelkurmay'da bir randevu alıp gittiklerinde durumu izah ediyorlar. Fakat işte bu süre tabii bazı başka toplantılar yapılıyor. Bu İzmir'deki askeri casusluk soruşturması ile ilgili Ankara'ya yazılan müzekkereler var. Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle ilgili. 78 tane Okan Batu 78 tane müzekkere yazıyor ve bunlardan sadece 5 tanesine cevap alıyor. 73 tanesine cevap alamıyor. Benzer şekilde KPSS soruşturması yürüten Savcı Bey de Genelkurmay'a yazılı taleplerinde bulunuyor ama ondan da bir geri dönüş olmayınca anlaşılıyor ki çok ciddi bir orada sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı yaratan da Gülen cemaati yanlısı olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ne yazık ki. Bu süreç işte 15 Temmuz'a kadar 2015 ve 2016'da kaba tabirle bir mayalanma sürecini yaşadıktan sonra artık İzmir'deki savcının yakalama sürecini başlatacağını bildirmesi sonrasında ve akabinde zaten Yüksek Askeri Şura da toplanacaktı ve bir topluca Gülen cemaati yanlısı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin generaller, subaylar ve assubaylar anlamında ya da diğer görevliler de tabii bir ciddi tasfiyesinin olacağı anlaşıldı. Bunun sonucunda da işte Türkiye bir 15 Temmuz'u yaşadı. Kabaca bu 15 Temmuz'un gerekçelerini çok basit de olsa iki tane özel adli soruşturmanın da neden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Asıl olan tabii bir tasfiyelerden sonra yeni yönetimin, yeni Türk Silahlı Kuvvetleri yönetiminin halen devam eden İzmir'de ve Ankara'da devam ediyor bu soruşturmalar, bitmedi. Bunlara ne kadar destek verip vermediğini henüz tabii anlaşılmadı ya da iddianame hazırlanamadığı için henüz biz bilmiyoruz. İzmir'deki savcının yürüttüğü soruşturmada yine bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hala dosya içinde yer aldığını biliyoruz. KPSS soruşturmasında da benzer şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eşlerinin daha çok ve yakınlarının olduğunu biliyoruz. Kümülatif olarak baktığımızda fotoğraf çok net olarak anlaşılıyor ki Gülen cemaati oradaki bu tasfiye sürecini engellemek amacıyla 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaptı ama o da başarısız oldu. Tabii tam şartların oluşmadığı bir darbe girişimiydi bu. Tıpkı 17-25 Aralık sürecinde olduğu gibi hatırlanacağı üzere oradaki iki soruşturmanın da aslında daha sonra yapılacağı ancak belli gerekçelerle öne alındığı anlaşılmıştı. Şimdi burada Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimine düşen bu savcılıkların istediği bilgilerin hemen cevaplarının verilmesi ve adaletin yerini bulmasının da sağlanması olacaktır. Kaldı ki hatırlanacağı üzere 15 Temmuz'dan hemen sonra Gülen cemaati yanlısı olduğu iddiasıyla adli müşavir Muharrem Köse görevinden alınmıştı, tutuklandı, ihraç edildi. Arkasından gelen Tuğgeneral adli müşavir yanlış hatırlamıyorsam Hayrettin Kaldırımcı idi. O da iki gün önceki kanun hükmündeki iki gün önceki Türk Silahlı Kuvvetleri ihraçlarında ihraç edildi. Ondan sonra gelen Tuğgeneral yine adli müşavir hatırlanacağı üzere Dinçer Ural da yine hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle gözaltına alındı Ankara'da. Ancak denetimli serbestlikle salıverildi. Dolayısıyla bu adli müşavirlik kısmı Genelkurmay Başkanlığı'nda hukukun uygulanması açısından çok önemli. Dolayısıyla buraya yapılacak atamalar ya da görevlendirmeler İzmir ve Ankara'daki soruşturmaların akamete uğramasını engellemesi ve adaletin yerini bulması açısından da çok önemli. Peki Sayın Şardan döneceğim. Sorunuza aslında biraz uzun bir cevap vermiş oldum. Olsun, size bir türlü dönememiştik, aslında özet bir cevaptı. Şimdi saat başı öncesinde bir araya daha gitmem lazım ama aranın dönüşünde uzun bir süre araya gitmeyeceğimi de izleyicilerimize ifade ediyorum. Çünkü takip ettiklerini de bir taraftan sosyal medyadan görüyoruz. Ara efendim.
devam ediyoruz bugün yarına. Bu mağduriyet, ihraçlardaki mağduriyet tartışmalarını da konuşmak istiyoruz. Zira bu mağduriyetlere ilişkin farklı yorumlar geliyor. Hepinizden yorum alacağım. Buyurun başlayalım sizinle. Şimdi biraz önce buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı'nın bir yerde konuşmasına denk geldim. Tam o bölümde şöyle dedi. Yani mağdurluktan bahsediyorlar. İşte Türk halkının üstüne bomba atanların ne mağduriyeti olacakmış diyor. Evet, kesinlikle katılınmayacak bir cümle değil. Türk halkının üstüne bomba atanın ne mağduriyeti olacak? Beter olsunlar. Bunlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak şimdi bu 15 Temmuz kalkışmasının üstüne... Yani o kadar hızlı bir takım hamleler yapıldı ki bir hafta içerisinde silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilenler var. Yani biz aslında yargılamayı ve cezalandırmayı daha birinci haftada yapmaya başladık devlet olarak. Bunun devamında o kadar artık sapla saman birbirine karıştı. Çok fazla gerçek anlamda mağduriyet yaşadığını benim de şahsen düşündüğüm ve talihinde acı bir cilvesi. Yani böyle bir kalkışmanın kenarında olan içindekileri tabii ki savunacak değilim ama ben de kendim cezaevinde kalmış ya da birçok benimle aynı durumda olan arkadaşım adına bunları da söylemek zorundayım. Çünkü gerçekten siz bugün bir mağduriyet yaratırsanız yarın öbür gün o insanlar da devletine düşman olacaklar belki. Olmasınlar. Kenarında derken ne ifade kenarında şunlar efendim. Bakın, ben onu bir açıklığa kavuşturursak ona göre onlarca yüzlerce mesaj geliyor. Şimdi askerin komutanından emir aldığında onu uygulamaması mümkün değil. Kışlasına Suriye ile savaşa girilecek. Ondan sonra terör saldırısı olacak. İşte valiliği korumaya gideceğiz vesaire vesaire. Birçok bunun gibi sebeple kışlasına çağrılan askeri personel var. Oraya gittikleri anda işin oradan daha öteye bir kalkışmaya dönüştüğünü anladıkları andan itibaren jandarma okulundaki hala tutuklu olan aylardır bir takım askeri çağrılmış ve hiçbir elini silahı dahi almamış, kışlasından dışarı çıkmamış insanlar var. Harp okulu öğrencilerinden servislere bindirilip artık siz teğmen oldunuz diye bir yere götürülüp oradan bir adım ileriye hiç gitmemiş. Hatta yani yerinden kıpırdamamış, belki evinden çıkmamış insanlar var. Benim kendi sınıf arkadaşım, ablası geçen gün bir mail attı. Şu anda kendisi cezaevinde. Tabii ki eğer bir suçu varsa lütfen bir an önce tespit edilsin. Ancak daha kendisine böyle bir kalkışmanın içerisinde bir görev verildiği tebliğ edildikten 2 dakika sonra kendi komutanını arayarak kesinlikle benim bununla hiçbir alakam yok, şu anda buradayım, nereye istiyorsanız oraya gelirim, bana emir verin diye bekleyen birisini bir hafta sonra siz ilişiğini keserseniz yarın öbür günde buradan 6 ay sonra, 1 sene sonra çok pardon işte o karışıklıkta maalesef böyle de bir karar verdik derseniz tutun hapiste ama belki ayırmanıza gerek yoktu. Bu insanları da eğer böyle bir kalkışmanın içinde olduklarını düşünüyorsanız ama artık bir sonuca götürün yani. Haksız yere eğer kalıyorlarsa ne bileyim işte bu çitlerin üstünden atlayan sahil güvenlik botunun personeli ne bileyim o yazıyor. Yazan onlarca yüzlerce insan var. Bunların dışında bakın acaba bunlar böyle bir şeyin içinde oldular mı? Hadi onları anlıyoruz. Askeri okulları olduğu gibi kapattınız. Bu insanların tamamı FETÖ'cüydü. Hepsi diyorlar ki lütfen bizim güvenlik soruşturmalarımızı yapın. Ailelerimiz mağdur durumda. Biz çok varlıklı çocuklar değiliz. Sonunda geldik. Okuldan mezun olacağız. Bana hangi okulun, ODTÜ'nün, İTÜ'nün diplomasını vermeniz hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben bu ülkeye asker olarak hizmet etmek istiyordum. Ne olur bunu dile getirin diyorlar. Olur, şimdi yapıyorsunuz işte. Güvenlik soruşturmasını yapın o çocukların. Şu anda askeri okulları tasfiye ettiniz. Tekrar alabilirsiniz onları. Gibi mağdur olan insanlar bu insanlar. Bu insanların mağduriyetlerinin de bir an önce giderilmesi lazım. Personel alımına karar vermişsiniz. Tam Ağustos'ta girecekler. Bütün her şey yapılmış, tamamlanmış, durdurmuşsunuz. Zannediyorum bu başbakanın ifade ettiği gibi küçük miktarlarda değil. Bu insanlara şuna üzülürüz biz yani Türk halkı olarak. Evet, gördüğümüz manzaralar çok kötü. Yani o manzaraların içerisinde olan birisinin beter olsun ne mağduriyeti olacak, bana ne yani, ne olursa ne gelirse gelsin başına. Ama siz daha tam çözemediğiniz, ne olduğunu anlayamadığınız bir grubu da hala cezaevinde tutuyorsanız, hala onları bir sonuçlandırmıyorsanız, bir delil de sunamıyorsanız o insanlar gerçekten işte mağdur olacak olan onlardır. Onların mağduriyetinin bir an önce ben giderilmesini talep ediyorum. Mağduriyetler. Ya şimdi tabii bu türden büyük kalkışmalar, darbe girişimleri ya da bu türden örgütlenmeyle aslında çok da karşılaşmış değiliz. İlk defa Türkiye toplumu, hatta dünyada örneği yoktu böyle bir yapı. Dindarlık üzerinden devletin kılcal damarlarına girecek, örgütlenecek. Orada işte beyefendi de dediği gibi en yakın arkadaşı bile aldatmış olacak. Bir ülkenin genelkurmay başkanının yaveri
oradan çıkacak. Ya da Cumhurbaşkanlığı yaveri o yapının elemanı olacak. İşte kuvvet komutanlarının altındaki en önemli ise böyle olacak. Şimdi böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi bir süreçte mağduriyetler olabilir mi? Elbette olur. Ben o soru, şöyle bir sorunun herkesin sorması gerekiyor. Ama hakkaniyetle şunu çiziyorum. Eğer bir örgüt üzerinden meseleye bakmıyorsanız, bir ideoloji üzerinden meseleye bakmıyorsanız, şu soruyu soracağım. Ben olsam ne yaparım? Hakikaten işte Ali Bey olsa ne yapar? Değil mi? Hakkaniyetle bakarsınız yani. Bir art niyetiniz yoksa, devlete de geçirmek gibi derdiniz, özel olarak bir örgütlenme hesabınız yoksa, eski vesayetçi yapı gibi birilerini elimine etmek istemiyorsanız, o FETÖ'cü gibi, yapı gibi o eski vesayetçi yapının desteklerini yok etmek istemiyorsanız, ha burada ne yapılır biliyor musunuz? Şu yapılır. Tabii ki korku var. Yani bir ülkenin genelkurmayının en tepesine kadar, Cumhurbaşkanı'nın yanı başına kadar girmiş bir yapı. 5 Temmuz'da sadece sıradan bir darbe eylemi değil bence bu. Bu tam bir işgal kuvvetidir. Yani işgal eylemidir. Bir ülkeyi işgal etme eylemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu yapı 7 Şubat'ta başlayan bir süreçle 17-25 Aralık'ta tır operasyonlarıyla daha başka olaylar da sayılabilir. İnanılmaz kendisini gösterdiği halde bir toplum birbirini anlatamamış ve o soruşturma yürütememişiz. Cumhurbaşkanı baslas bağırdığı halde kendi partisinden insanlara neredeyse izah edememiş. Şimdi böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şimdi bunu bir an önce devletin ana kadrolarından çıkartmak gerekiyor. Tabii ki burada ben şunu söylemeyeceğim. Bazı mağduriyetler olabilir de ama telafi edilebilir. Bakın 2 gün önce HSYK ikinci bölüm başkanı vekili Mehmet Yılmaz'la konuştu. En önemli kurumlardan birisi yargıydı. Yargıda çok ciddi güçleri vardı ve yargı inanılmaz tehlikeli. Yargıda da baylok nedeniyle bugün yine yeni haberler de geldi yine. Şimdi orada 200'e yakın insanın hemen geri döndüğünü, hatalar eksiklerden dolayı döndüğünü söylüyor. Ben aynı yöntemin hem askeri yapı içerisinde, okullar konusu tartışılabilir. Orada elbette o çocukları mağdur etmenin kime yarar olacak? Yani düşünün, bir siyasi iktidarsınız, %50 oy alıyorsunuz ve ülkede birçok problemle karşı karşıyasınız. Harbi okulunda okuyan, lise harbi okulu 2. sınıfta okuyan bir çocuğu atacaksınız. Nasıl bir yararınız olabilir? Onun mağduriyetinden zararı var aslında. Onun mağdur olması o iktidara zarar verir. Şimdi birileri bağırıyor. 1 milyon mağduriyet vardır. Mağduriyet üzerinden siyaset yapılıyor aslında. Bu yanlış işte. Bu neye karşı yanlış? Şuna karşı yanlıştır. Ya bir derin bir darbeyle karşı karşıya kaldık. Bakın insanlar yakın arkadaşının bile FETÖ'cü, darbeci çıktığını görüp şaşırıyor. Çünkü yıllarca yutturmuşlar. Böyle bir sinsi örgütle karşı karşıyayız. Bunun vehametini, bunun ülkeyi nereye götüreceğini, yarın ülkenin bölünebileceğini, ülkenin parçalanabileceğini üzerinden meseleye bakmıyoruz. Baktığımız şey tabii ki o toplumsal kesimleri mağdur etmeyi niye isteyelim? Yani düşünün. Şunu mu anlıyorum? Yani mağduriyetleri Ali Bey seslendirmesi normal buluyorsunuz. Olabilir ama CHP'nin bunu seslendirmesini anormal mi buluyorsunuz? Hayır, bak bunu bir iktidarın bir zaafı, iktidarın bir muhalifleri yok etme meselesi üzerinden bakmamak gerekiyor. Ali Bey gibi çıkarsınız, hakikaten genç bir çocuklar 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi neyse, hakikaten öyle bir rakam da çıkacaktır. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun. Söyleyin, katılın, buyurun. Tabii, buyurun. Evet. Katılın. Mahmut Bey, siz hiç hayatınızda tutuklandınız mı? Ne ilgisi var? Bak tutuklandım da, yani ne ilgisi var? Tutuklandınız mı? Evet. Yani ne kadar süre tutuklandınız? Ne bileyim ben, kaldım. 11 gün kaldım, 17 gün kaldım, 15 gün kaldım. 11 gün az kalmışsınız demek ki. Daha mı çok kalsaydım sizi anlayacaktım. Allah Allah, böyle bir mantalite olur mu ya? Elbette sizin duygunuzu ben böyle bir mantalite olup olmadığını takdir ederseniz ki o bana kalmış. Sizinle ilgili bir şey değil. Bakın bu insanların bir saatinin bile eğer mağdur ediliyorlarsa bu bir haksızlıktır. Bunun giderilmesi lazım ve bu tür programlarda ben şunu üzülerek izliyorum. Bazı insanlar çıkıyorlar gayet de böyle rahat bir şekilde. İşte bu tür olaylarda bir takım mağduriyetler yaşanabilir. Yaşanmasın efendim. Bir takım mağduriyetlerin yaşanmasını lütfen bunu olabilir olarak lütfen söylemeyin. Bakın ben kendim 3,5 sene 5 sene yatan arkadaşlarımız var. Biz bu mağduriyeti en ağır şekliyle yaşadık ve o zaman gazeteler, televizyonlar da gayet hiçbir eylem olmadığı halde ailelerimiz de bizi de gayet ciddi bir şekilde mağdur ettiler. Güzel, bugün bu bir şey var şu anda. Ama bakın tekrar söylüyorum.
herhangi bir eylemin içerisinde bulunmamış. Neye bakıyorsunuz? Bugün bir standart çıkardınız. Dediniz ki Baylok programının telefonunda var mı? Asya Finans gittiği okul vesaire. O da belki ama, çok sağlıklı bakın, olmayabilir şey ama Ali çok Bey, özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Bunları bu suyunu çıkartmaktır artık ya. Ben şöyle bir şey diyorum. Buna cevap vermeniz gerekiyor Ali Bey. Kusura bakmayın. Söyleyin bakın şu cevap vereyim. Söyleyeyim. Bakın bir ülkede siz sorumlu olsanız niye mağdur yaratırsınız beyefendi? Ben niye mağdur yaratırım? Yaratır mısınız? Yaratmam. Ben niye yaratayım ya? Siz niye yarattınız? Siz cevap verin o zaman. Bak, işte niye yaratıyorsunuz? Ben niye yaratayım? Beyefendi. Tamam, niye yaratıyorsunuz? Diyorum ki sizin arkadaşınız dahi fark etmiyor. İstemeyecektir diyor iktidar partisi Mahmut Bey. Mağdur yaratmak istemeyecektir tabii ki. Şu söylemi de ben anlamıyorum. İktidara zarar. Peki. Peki ben şu söylemimde çok özür dilerim. Sizin söyleminizi anlamıyorum. Onun üstüne söylüyorum. Öyle bir tablo çiziyorsunuz ki evet Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı tabii ki olabildiğince gizli bir şekilde teşkilatlanmaları gereken bir yapı. Evet. Fethullah Gülen'i siz yıllardır Amerika'da ziyaret eden sizsiniz. Türkçe olimpiyatlarına katılan sizsiniz. Fethullah Gülen'in böyle bir örgüt yapılanması içerisinde olduğunu ve Türk halkına böyle bir fenalık yapacağını herkes 15 Temmuz günü anladı. Biz niye o zaman aldatılmadık? Niye siz 15 Temmuz günü öğrendiniz? Siz aldatılmadınız mı? Aldatılmadım tabii. Hayır, ben. Hayır efendim aldatılmadım. Siz aldatıldınız. Bir söz edin. Siz de aldatıldığını iddia eden sizsiniz. Kol kola yaşayan Fethullah Gülen'le sizsiniz. Ne kadar tamam, sizsiniz. Buyurun, Mahmut bakın, Bey de bir anlatsın. Bakın ne diyor? İyi niyetle meseleye bakıyor ama sonunda geldiği noktaya bakar mısınız? Siz şöyle yaptınız, siz böyle. Şimdi bakın iyi niyetle meseleye bakmak lazım. Beyefendi diyor ki siz aldatıldınız, biz aldatıldık, biz gördük. Görmediniz beyefendi. Görseydiniz 50 yaşında bugün bir komutan kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 50 yaşındaydı. 12 Eylül askeri faşizmi döneminde bunlar ayakta kaldılar. 90'lı yıllardaki o faili meclis üniyetleri dönemi ayakta kaldılar. 28 Şubat sürecinde ayakta kaldılar. Bu askeri istihbarat, genelkurmay istihbaratı, bu MİT, bu hepsi bunlara göz yumdu. Peki arkadaşınızı niye fark etmediniz? En yakın arkadaşınızı. O kadar zekisiniz, her şeyi biliyorsunuz. Niye fark etmediniz beyefendi? Çok zekiyim görüyorum ben. Öyle mi söyledim? Arkadaşınızı bakın, fark ettiniz mi? Ben arkadaşımı fark etmedim değil. Acaba program başında burada mı değildiniz Mahmut Bey? Şok oldunuz. Siz... Şok olacağım tabii. Böyle bir fenalık. Bak bir dakika. Böyle bir fenalığın içerisinde. Hemen ucuz bir yol Pennsylvania gittiniz diye. Ben gazeteciyim. Her yere giderim. Bunu da sonuna kadar açıklarım. Yo, zaten gazeteci gidebilir dedi. Evet, aynı zaten söyledi bana, Ali Bey. Yani bir gazetecinin ki, gitmesini sorgulamıyorum dedi. Değil mi dediniz bunu? Ben giderim diyorum. Her yere giderim. Cevap vereyim mi? Buyurun. Ben size bu insanların fark etmedik. Efendim şoka uğramam şu. Neydi? Bu insanların bir arada bulunduğumuz bunca sene içerisinde bu ülkenin ekmeğini yiyip de bu insanların üstüne nasıl bomba atabildiğine hayret ettim ben diyorum. Hayret ben ona şok oldum diyorum. Eğitim için ben bakın çok benim doğru. Bu isimleri verdiğim tarih 2014. Şimdi Genelkurmay bunları fark etmedi diyor. Bakın askerlik günlük işlerin idaresi sanatı değildir. Komutansanız eğer onlara o zaman bir işlem yapacaktınız. Yapamıyorsanız o zaman gideceksiniz. Devletin başı kimse, başbakanı, cumhurbaşkanına diyeceksiniz ki vallahi bana böyle istihbarat geliyor. Ben de böyle yalap şap bunu işte kendi askeri savcı hakimimle halledemiyorum. Bunları ben size devretmek istiyorum. Burada ciddi bir sayıda isim var. Bu isimleri lütfen sizin imkanlarınızla siz tespit edin. Dediler mi? Demediler. Ben kendi görevimi bir şekliyle yapmış mıyım? Ben şimdi bir şekliyle yapmışım. Peki hayır, bu yapmamış. İnsanlar bu sizin takdiriniz. Ben kendimce şöyle diyorum. Ben kendimce yaptığımı değerlendiriyorum. Karşılaşmazdınız zaten. Bakın nasıl yapıyordu? Kendisi beyefendi. Ne yapacağım? Gideceğim. Sakin sakin konuşun. Kelepçe mi takacaktım kendilerine? Daha ne diyor yapayım ki, yani? Kendisi beyefendi diyor ki kendi yazısında söylüyor. Çok da güzel söylüyor bence. Allah hepimizin belasını versin. Bak çok müthiş bir şey. Yani hesaplaşma, yüzleşme budur işte. Kendi hatamızı. Bizdeki yüreğin binde biri sizde olsa sizin de aynı şeyle dilekleri iletmeniz Tolga lazım. Tolga Bey siz de katılır mısınız? Ben kendim söylüyorum kendime. Siz bir şekilde sütten çıkmış ak kaşık hiç ben ortada hiçbir şey yokmuş. Fethullah Gülen tehdidi. Bakalım. Öyle bir manzara yaratıyorsunuz ki bir anda 15 Temmuz'da şak diye ortaya. El insaf beyefendi. Diyorum ki tam da sizin dediğiniz hepimiz. Bizde de suç var diyor. Hepimiz diyor, için diyor. Geçerli diyorum. Ama siz başka şey kafanızda kurguladığınız için onu ayıp yani. Ben diyorum ki hepimiz hata yaptık. Yanlış yaptık. Bu ülkede hatta şunu söyleyeceğim çok net şekilde hiç tartışması yok. Bugün siz buradaysanız oturup da belki de Tayyip Erdoğan'a şükretmemiz gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Şunun için. İçeriden çıkamayacaklardı. Ben de 15 Temmuz gecesi sabaha ölecektim. Buna eminim. Evet ben bakın, şimdi bunun üzerine için, lütfen Ankara'ya bağlanmadan Tolga Bey lütfen için, zamanını alacağım. FETÖ'yle mücadelede bakın, bunu, bir dönüm noktası yaşadık. Bu ülkede gerçekten... Bir tam anlayalım, tam anlayalım. Hemen söz vereceğim, tamam. Sonra Tolga Bey de fark etmeseydi belki de hiç kimse fark etmeyecek tam olarak.
öyle bir içimize girecekti ki, hani o kurbağa meselesi var ya onun gibi. Belki de hepimizi uyutacaktı. Görmedik. Enteresan bir yapıda. Hatta bunu söyleyenler var mıydı? Elbette vardı. Ama şu, bakın en başta söyledim. Ne dedim biliyor musunuz? Bir, ideolojik yaklaşımlar bizi mahvetti. Şimdi siz dindarı, ötekini, berikini, Fadime Ali Kalkancılar, Fadime Şahinler üzerinden dindar camiayı bütününü karşınıza alırsanız, onların hepsini şeriatçı diye nitelerseniz, işte karşınıza böyle ceberrut, katil bir yapı çıkar. Ve o gün siz bunu fark etmezsiniz. İşte biz bunu belki de şükretmemiz gerekiyor. Geç fark ettik. Ama Türkiye'nin bekası için hakikaten bu haline bile şükretmemiz gerekir ki zamanında fark ettik ve şimdi bununla mücadele ediyoruz. Hata yapar mıyız? Yaparız. Gene yaparız. Çünkü insanız. Keşke daha az yapsak. İsmen zikrettiniz, ismen söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a şükredin, siz hapisten çıktınız dediğiniz için tekrar başa çeviriyorum. Benim cezaevinde 3,5 sene kalmamın, cezaevinde birçok arkadaşımın kalmasının yarı sebebi Fethullah Gülen'se, yarı sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tamam, öyle düşünüyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum. Yok, sizin gördüğünüz. Eğer siz bakın, eğer ismen yani zikrettiği için ismen söylüyorum. Bugün biz burada oturuyoruz çünkü 17-25 Aralık'ta ve 7 Şubat'ta namlu kendilerine dönünce insanların ha dediler, burada bir sıkıntı varmış. O 17-25, bakın ben size söylüyorum, devlet olsaydınız siz ne istediler de vermedik cümlesini ben mi sarf ettim? Ne istediler de vermedik ben mi dedim? Kime ne verildi ya, bugüne kadar? Da. Ne istediler vermediği ben söylemedim. Demek ki siz birilerine bir şey vermişsiniz. Her şey yolunda gayet güzel gidiyormuş. Sonra 7 Şubat'ta bir MİT krizi çıktı. Ya bir şeyler oluyor. Yani biz o kadar da bunlarla aynı tarafta şey değilmişiz dendi. Ondan sonra 17-25 siz Fadime'lere kadar vardınız. Lütfen ben size tam noktadan söylüyorum. 17-25 Aralık'ta o ayakkabı kutularında para sayma makineleri, paralar çıkmasaydı. Kesinlikle bakın şu kısmına katılırım. Onun hükümeti nasıl söylüyorum olursa. Bakın söylüyorum, sözüm kesmeyin. Hükümeti devirmek üzere yapılan bir hareket olduğuna katılırım. Ama orada bir suç var mıydı? Onu ondan sonra yargıladınız mı? Siz aslında balyoz gerginek olduk. Evet. Ve 17-25 Aralık'ta aynı noktaya gelmiş oluyorsunuz. Peki, böyle o zaman namlu eğer sizin, sizi gösterene kadar siz bir tedbir alsaydınız elinizi öperdim ben sizin. Ama hocam, namlu ne zaman alındı, sizi gösterdi? O zaman dediniz ki... etmesin beyefendi. Tamam. Kesinlikle. Alındı. Siz de o zaman bana şunu asla kimse söyleyemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse sen Recep Tayyip Erdoğan yüzünden burada oturuyorsun diyemez. O anlamda demedi. Kesinlikle söyleyemez. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılmış bir hareket olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık anlamında söyledi. Hayır, bir de şunu da söyledi. Hayır, öyle söylemedi beyefendi. Olarak 17-25 Aralık'ta bu olay ortaya çıkıp da bir takım tedbirler alınmasaydı siz burada oturamıyor olacaktınız. Yani. Bitti. Hangi anlamda bitti. Söylediniz? Saflı olmak lazım. Bitti. Bakın, ben buradaydım yani canlı yayında konuşuyoruz. Bu süreç 7 Şubat'ta başlayan bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan bu yapıyı fark etmeseydi. Arkasından Gezi ile dershaneler meselesiyle bu mesele üzerine gitmeseydi, yasaları bir biçimde değiştirmeseydi, arkadaşlar hiçbir zaman çıkmazdı, çıkmayacaklardı. Bunlar, bu arkadaşlar mahkum, inanılmaz bir tezgahla mahkum edildiler. Bu tezgahı, kumpası kendileri de biliyor. Ve bir daha çıkma ihtimalleri de yoktu. Şimdi teşekkür mü edeyim ben Fethullah Gülen cemaatine? Yani iyi ki bunları yaptınız da. Bak şimdi. Siz bunları yapmadan önce. Siz bunları yapmadan önce işte kol kola olmasaydınız. Efendim işte Türkçe olimpiyatlarında bu insanları pohpohlayıp işte dünyanın her tarafında okullar açıyor diye davranmasaydınız. Zaten bu zihniyetle anlasaydık. Kesinlikle siz bakın anlasaydınız siz ne olduğunu ne diyor. Bakın tekrar söylüyorum. Balyoz Ergenekon. Balyoz davası için net söyleyeceğim size. Balyoz davası olduğu zaman bugün hala ülkenin başbakanı diyor ki Ergenekon balyoz sapına kadar vardı. Sapı da yoktu, hiçbir şey de yoktu. Siz eğer ilk gün o iddianameleri okusaydınız, 1500'den fazla içerisinde sahtecilik olan o dosyaları inceleseydiniz, ha devlet adamıysanız orada diyecektiniz ki bu hakimlerde, savcılarda bir terslik yani, var. Eğer o noktada müdahale etseydiniz, biz o zaman çok daha önce 3,5 sene, biz 5 sene hapiste yatmayacaktık bütün böyle bir konuşma biçimiyle zaten Türkiye'yi yönetler bu hale getirdi. Ama siz şimdi öyle bir yerden girdiniz ki yani konuşma biçimini lütfen bana bırakın. Tamam, lütfen sakin olun, bir şey söyleyeceğim. Ama siz anlaşamıyorsunuz. Yani böyle bir fikirle anlaşmak mümkün değil yani. Bak, yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak 7 Şubat, ben bunu şunun için söylüyorum. Buradan bir ders çıkartacağız. Şimdi 7 Şubat Balyoz Ergenekon suçsuzlar fotoğrafı, ama döneceksiniz aynı mantıkla, aynı yapının, aynı tezgahı çektiği 17-25 Aralık ya da tır operasyonu suçlar
adam. Böyle bir şey olur mu ya? Tekrar ya söylüyorum. Aslında aynı şeyi söylüyorsunuz. Öyle demedim. Öyle demedim. Hayır. Aynı, bak tekrar söylüyorum. Tır operasyonu, 17-25 Aralık operasyonu FETÖ örgütünün hükümeti devirmek üzere yaptığı bir operasyondur. Nokta. Oldu mu? Sizin istediğiniz oldu mu? Hayır, olmadı. Ne diyeyim daha? Ha, şunu diyorsunuz. Ne diyeyim daha? Arkasından dönüyorsunuz da orada bir şey yoktur diyemezsiniz. O zaman dönüyor, ben de şunu söylerim. O da ben de Balyoz Ergen'in bunun arkasında bir şey yoktur diyemezsiniz. Ben de diyorum ki o zaman bizim gözümüzün önünde dört tane bakanı, siz aklıdıysanız, o ayakkabı kutularından para çıktıysa, siz paraları sıfırladıysanız, bunlar da düştüyse... Yani sen o paraların ne olduğunu nereden biliyorsun? Ne kadar ayıp. Hani demin suçsuzluk karadesinden bahsediyorsunuz. Bir de kalkıyorsunuz böyle söylüyorsunuz. Onun tezgah olmadığını nereden biliyorsunuz? Tolga Şahin'in tezgah olduğunu ispatladınız mı? Kumpas olduğunu ispatladınız mı? Bakın, siz kumpas olduğunu ispatladınız mı? Ben ne ispatlayacağım kumpas olduğunu? İspatlamadığınız bir şeye niye inanıyorsunuz? Hayır efendim, olur mu öyle peki, şey? Demin o kadar, bu ülkenin bilim teknoloji bakanı kalktı dedi ki... Bakın mühendis bir adam dedi ki... Ben dedi, o dedi ses kayıtlarının... sahte olduğunu, düzmece olduğunu hissettim dedi. Bir bilim adamı, bakın mühendis söyledi bu. Hissettim dedi. Siz yani bu zihniyetle hareket ederseniz bunları örtmek sizin için Sayın doğal Tolga hale gelir. Şardan. Tolga Şardan. Tartışmayla bu çıkmaz. İyi niyetle meseleye bakmamız. Aslında bir şey söyleyeceğim. Yani bir örgütten bahsediyoruz. Örgütün yaptığı farklı şeylerden bahsediyoruz. Ortalama olarak aynı şeyi söyleyip aynı noktalarda buluşamadığınız için anlaşamıyorsunuz. Da garip bir şey yani. Evet. Ama Sayın Tolga Şardan'a da bu nedenle hiç dönemiyoruz. Tolga Bey, buyurun. Sizden de mağduriyet konusunda görüşlerinizi alalım. Baylok konusunu da belki bize biraz anlatırsınız bu vesileyle. Buyurun. Şu baylok işi bugünlerde çok merak ediliyor. Çok konuşuluyor. Şimdi tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Hukuk her zaman herkese lazım. Bununla birlikte ben kişisel kanım şu ki, uzun süredir gazeteci olarak Ankara bürokrasisini takip ediyorum. Özellikle güvenlik ve yargı alanından merkezde 20 yıldır fazladır Ankara bürokrasisini takip ediyorum. Buradan ben 17-25 Aralık sonrası ile 15 Temmuz arasındaki süreci ben açıkçası şöyle yorumluyorum. Şimdi iki tarih arasında 2,5 yıl kadar bir zaman var. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra müteahhit defalar bu FETÖ örgütüyle, Gülen cemaatiyle mücadelede, bürokraside mücadele edilmesi konusunda istikamet verdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bununla bağlantılı olarak ben bürokrasinin bu istikamet anlayışına yeteri kadar uyduğunu düşünmüyorum. Çünkü arada 2,5 senelik bir zaman var. Ve bu 2,5 senelik zamanı bürokrasideki tespitler, bürokrasideki düzenlemeler veyahut da tasfiye olarak nitelendireceğimiz bir süreci yaşanması için oldukça uzun bir süre. Bürokrasi bunu şöyle yapabilirdi ki siyasi irade buna müsaade etmiş bir dönemdi bu. Kabaca bir yıl hazırlık aşaması yapılırsa bir yıldan sonrakinde de bu mücadelenin operasyonel süreci başlatılsa idi, biz 15 Temmuz'u yaşamayacaktık. Bu benim kişisel kanaatim bu. Şimdi tabii 15 Temmuz'dan sonra bürokrasideki ani hareketlenme, arka arkaya açığa almalar, arka arkaya kurumlarda yapılan ihraçlar, tespitlerin açıklanması, kamuoyuna duyurulması, şu anda aşağı yukarı 90 bin civarında kamu görevlisi işten el çektirilmiş durumda. Tabii sokaktaki vatandaşın da aklında şöyle bir soru işareti oluşuyor. Madem bunlar 15 Temmuz'dan önce biliniyordu, niçin 15 Temmuz yaşandı, 15 Temmuz'dan sonra bu işler yürürlüğe girdi? İşte bu noktada az önce söylediğim gibi yeterli bir hazırlık süreci vardı bence. Fakat bu süreç iyi değerlendirilmedi ne hikmetse. Tabii bu belki siyasi irade çok buna imkan verdiğini düşünmüyorum ben. Yeteri kadar arkasında durmuştu ama bürokrasi ne yazık ki buna direndiğini ben düşünüyorum. Ve bu tasfiyenin tamamlanmamasından beisle de şimdi birden kurumların yöneticileri veya kurumlarda çokça, kim çok açığa alma yaparsa sanki çok daha temizleniyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmek için ben
kurumların fazlaca mağduriyet yaratan bir açığa alma işlemleri uyguladığını düşünüyorum son dönemde. Bunun gerekçesini de özellikle bu emniyette 2 hafta önce 12 bin kişilik bir açığa alma, 12 bin 800 polisin açığa alınması olayı gerçekleşmişti. Burada bu açığa alma işlemleri gerçekleştikten sonra bu MİT'ten gelen bir takım bilgilerin de değerlendirilip yapıldığı bir açığa alma işlemiydi. Ancak daha sonra alınan bir kararla bu listeler bu sefer yeniden değerlendirilmeye başlandı. Önce İl Emniyet Müdürlüklerine, ilgili birimlere gönderilmişti bu personel listeleri. İlgili birimlerin değerlendirmesi, bundan sonra tasarrufta bulunulması istenmişti. Ancak sanırım yaşanan bazı mağduriyetler, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın at izi it izine karıştı şeklindeki açıklaması ve Sayın Başbakan'ın da benzer açıklamaları sonrasında emniyet teşkilatı örnek olarak veriyorum. Şimdi bu listeyi yeniden değerlendirip gerçek mağdurların, gerçek failleri ya da şüphelileri tespit edip mağdurların da engellenmesi amacında bir hareket tarzı içine giriyor. Bir de belki biraz ağır olacak ama bu noktada ben biraz artık Ankara'daki bürokrasinin bu işleri yaparak tırnak içinde söylüyorum, yine çok biraz belki ağır olacak ama bir ikbal beklentisi olduğunu da artık bu noktada değerlendiriyorum. Çünkü ne kadar çok açığa alınırsa sanki o kadar bir başarı varmış. Efendime söyleyeyim, veyahut da o kadar sağlıklı bir süreç yürütülüyormuş ama havası. Ama tabii çok tehlikeli bir şey ki, bu bir taraftan. Yani çok tehlikeli. Tabii bir durum, ki tehlikeli bir süreç. Durum. Bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen, yanlış hatırlamıyorum, bu hafta ortası ya salı ya çarşamba günüydü. Gazetecilerle yaptığı bir değerlendirmede aslında buna bir dikkat çekti. Bu mağduriyetlerin yaratılması ya da mağdur sayılarının artmasının aslında kamuoyunda bir tepki oluşacağını ve tırnak içinde yine 50 gezi oluşur şeklinde bir dikkat çekmesi bence biraz manidardı. Keza Sayın Başbakan'ın da yine milletvekili, kendi partisindeki AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda da yaptığı değerlendirmelerde buna dikkat çektiğini açıklayan gazetelere haberler konu oldu. Dolayısıyla şimdi süreç artık mağdurların suçlular kadar ya da şüpheliler kadar, bu cemaatle bağlantısı olanlar kadar aslında mağdurların durumunun da çok önemli olduğunu gösteren bir süreç başladı. İşte HSYK kısmen bunu yaptı. Sanırım önümüzdeki süreçte bu adli soruşturmaların biraz daha hızlanması sonrasında mağdurlar biraz daha netleşecek. Ali Bey'in söylediği gibi, eğer bu dönem geçmişteki gibi olacaksa geçmişten hiçbir farkı olmayacaktır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın özellikle adaletli olunması yönünde, mağdurlarla şüphelilerin ayrılması yönünde açıklamaları da aslında biraz bir nebze olsun bu işin biraz daha sağlıklı yürümesini sağlayacak gibi düşünebiliriz. Peki şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz. Aranın ardından bugün yarın programının artık son bölümüyle birlikteyiz. Konuşulan bir takım ikinci kalkışma iddiaları var. Bu iddialar size göre spekülatif midir? Ne yapılmaya çalışılıyor bu iddialar ortaya atılarak? Buyurun, yine sıra. Şimdi açıkçası şuradan yaklaşayım. Ben şimdi bir bu işte tespit edebildiğimiz kendimizce bu kalkışmanın içerisinde olduğunda da hiç şaşırmadığımız bir takım insanlar var. Bunun dışında özellikle ben kendim SAT komandoluğundan emekli olduğum için o birlikte de maalesef yüksek sayıda bu işin içerisinde hain çıktı. Onlardan öyle çocuklar çıktılar ki, yani dizseniz yan yana deseniz ki hani kimdir bu işin içerisinde olabilecek, olamayacak birileri o şeyin içerisinde çıktı. Şimdi o dakikadan beri benim şöyle bir endişem var. Diyorum ki biz hadi görebildiklerimizi gördük de komutanlarımızı ikna edemedik. Edemediğimiz için de onlar da bir şekilde ortaya çıkmadılar. İşte beyefendinin Ankara'dan katılan Tolga Bey'in söylediği gibi, yani bu işler eğer dikkate alınıp da belli bir süre önce bir takım idari tedbirler başlansaydı, en azından bu insanlar sorumlu yerlere getirilmeseydi belki bu kalkışma da bir şekliyle önlenebilirdi. Ama bu bizim tespit edemediğimiz insanlar varsa, bu insanların devamı hala olabilir silahlı kuvvetlerin içerisinde. Ama ne seviyededirler
şu an bence A takımını, yani birinci en ortada göbek, en ortada olan insanları öne sürdüler bu kalkışma sırasında ki başarılı olamadılar. Yani olabilecek en güçlü oldukları durumda başarılı olamadılar. Ha, birileri hala var mıdır içeride? Mutlaka vardır. Nasıl bulunacaklar bilmiyorum. Böyle bir bizim bir cihazımız yok. İşte bir takım tedbirlerle işte bayloklu vesaireydi falan ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ha, bunlar bir şekilde bir kalkışmaya bu halleriyle yapabileceklerini değerlendirmiyorum. Çünkü silahlı kuvvetler de kendi içerisinde bir takım tedbirlerle yine işte silahlarını kontrol altına alması, işte nöbet sistemi vesairesi, daha personel üzerindeki titiz yaklaşımıyla bunlara sebebiyet vereceğini zannetmiyorum. Ama hala bu endişe benim içimde var. Bunu hiç istemeyiz tabii. Müttefik gözüküyoruz ama yani bu bir senaryo, bir takım dile getiriliyor. Ne bileyim, Güneydoğumuzdaki olaylardan dolayı işte Amerika'nın ya da İngiltere'nin bir sebeple bir katkısı ya da sınırda bir takım hareketlerle birlikte bir harekete başlaması ve onun başka bir olaya dönüşmesi her zaman küçük de bir ihtimal dahilinde olabilecek bir durum diye değerlendiriyorum. Suikast iddiaları vesaire. Suikast iddiaları olabilir. Buradan canlı yayında da dile getireyim. Yani bizlerin şahsında da bazı silah arkadaşlarımız emekli görevde bir takım tedbirler almamız konusunda bize de ikazlar geliyor sağ olsun ilgili birimlerden. Ben de diyorum ki inşallah yollarını şaşırırlar da denk gelirler yani. Keşke denk gelseler. Olabilir. Yani ne olur? Sansasyon olur yani. Başka bir şey olmaz. Ama bunu da küçümsememek lazım. Ancak hemen öbür tarafını söylüyorum. Bunu da tamamen böyle bir gerçekten biz artık Türkiye Cumhuriyeti devleti, halkı, milleti hepimiz bir bütünleşme içinde olmak zorundayız. Yani felaket, ciddi bir felaketle karşılaştık. Buna bir daha tahammülümüz yok. Bunu da halkımızı böyle bir vehamete sevk edip ondan sonra onları böyle sürekli tedirgin yaşatacak. Ondan sonra her gün kalktıklarında acaba işte bir uçak geçtiğinde tekrar başımıza bu mu gelecek gibi yansıtmamak lazım. Bu hem alınan tedbirlerin zayıflamasına hem de halkımızın tedirgin olmasına sebep olur. Ama bunu da lütfen yani yetkililer aklılarının bir köşesinde bir tarafta tutsunlar, olabilir. Ama halkımız da tedirgin olmasın. Yani yakın vadede işte ne bileyim 10 Kasım gibi bir laf ediliyor. Buyursunlar gelsinler, 10 Kasım'da ne yapacaklar göreceğiz yani. 10 Kasım'a çok da bir şey kalmadı. Bence bu şekliyle bir şeyin bir daha olmasının ben mümkün görmüyorum. Ama başka alternatiflere de açık olmayı diliyorum, istiyorum. Yani dikkate alsınlar, halkımız da çok da tedirgin olmasın diyorum. Siz ne diyeceksiniz? Şimdi ben tabii bu tür bir yaklaşımın biraz toplumu korkutan, gelen bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben doğru da bulmuyorum. Uyarı yapılamaz mı? Yapılır tabii. Bir Türkiye henüz şöyle o darbe dinamiği denilen, darbe riski denilen şeyi atlatmış mıdır? Ben o FETÖ'cü zihniyet, onun birebir öncülüğünü yaptığı yapı açısından atlattığını düşünüyorum. Tabii arkasında halen ABD duruyor. Açık açık destek veriyor. Halen bir ters bir şey de yok. Çünkü bence sadece Türkiye'yi ilgilendirmeyen küresel bir örgütlemeden söz ediyoruz. Bu işin bir tarafı ama onun en büyük gücünü İşte 17-25 ile tır operasyonlarıyla sürekli kullandığını, askeri yapı içerisindeki gücünü de bu sefer kullandığını düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de refleksi güçlü olan bir ülkedir. Bakmayın, biz bu halimizde bunun darbesini önleyebildiysek ben her ihtimalle darbe önlerim. Ama bizim başka tehlikeler olabilir mi? İşte aşağıda Musul üzerinden, Suriye üzerinden, işte PKK, PYD hattı üzerinden yeni bir terör saldırısı dalgası, ABD'nin orduna. Bunlar da ayrı konulardır. Bunun FETÖ ile ilgili. Ama Türkiye'de İkinci bir asker üzerinden kalkışma ihtimalini zayıf görüyorum. Ama bu hani o kadar çok buna benzer şeyler söyledi ki hiç ummadığımız FETÖ ihtimali 3 ay önce sadece bana değil işte neydi Dursun Çiçek'e soruyorlar 3 ay önce 4 ay önce güler geçerim diyor. Hakikaten de insanlar gülüp geçerdik yani. Şimdi böyle bir yapının bu kadar güçlü bir örgütlemeye ihtimali yoktu. Ama şunu biliyorduk, yargıda çok güçlülerdi. Polis içerisinde ciddi oranda güçlülerdi. Halen temizlenemedi. Ve halen bırakın onu şu anda Baylo soruşturmasını yürüten savcı gözaltına alın. Şimdi böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bu bitmiş değil. Burada da bir sıkıntı var. Ama biz baş ederiz diye düşünüyorum. Morallerimizi bozmamak gerekir. Hakikaten belki demin de konuştuk. En az mağduriyet yaratmak üzerinden gitmemiz gerekir. Ne kadarsa. Şimdi geri dönüşler başladı bir sürü şeyde. Keşke orada hiç olmasa. Ama orayı azaltmamız gerekir. Ama orayı da hem siyasi aktörler hem diğer kanaat önderlerinin çok fazla
şöyle yapmamalısı gerekiyor. Bir iktidarın zafiyeti, muhalefetini, muhaliflerini yok etme projesine dönüşüyor gibi anlatılmaması gerekir. Yani düşünün, herhangi bir kamu birimindeki bir insanın işten atılması, tam tersi ben şöyle şüpheleniyorum. Kripto FETÖ'cüler bu sayıyı artırabilir. İhtimaldir bu. İki, bürokrasinin içerisinden bir kısım insanlar sırf kendi tanıdıklarına, bildiklerine alan açısını iyi yapılabilir. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Ama nasıl geçeceğiz? Aslında bir formülasyon da yok. Araştırma falan filan. Çünkü niye? Karşınızdaki örgütten şüphe üzerine bakıyorsunuz. Şimdiye kadar niye bunlar alınmadı diyoruz. Alınamıyordu. Bakın ben yargıyı yakından izledim. 3500-4000'i aşkın oy verilerek seçildiğini biliyoruz bunların. Peki 17-25 Aralık sonrası bunu iktidar niye almasın? Çünkü bakın bunu kanıtlamak kolay değildi. Adam oy vermiş. Gizli bir şifresi, örgüt ilişkisini kanıtlayamıyorsunuz. Bir, iki, açık toplumsunuz. Muhalefet, düşünün Zaman Gazetesi'nin gitti önünde eylem yaptılar. Öteki gazetelerin televizyonun önünde gitti eylem yaptılar. Düşünün neler yaptı? Bir kişi görevden almaya kalkıyorsunuz, ayaklanıyorlar, haksızlık yapılıyor diye. Açık, yani hukuk sisteminin açık şekilde devam ettiği, olağanüstü bir hale dönüşmediği zeminlerde bu türden örgütlerle mücadele etmek kolay değil. Çünkü başka kılıflarla karşınıza çıkıyor. Çok yasal zeminleri, meşru zeminleri kullanıyor. Yani kimseyi korkutmamak lazım, evet. Ama her an başka bir şey. İkinizin de sözlerinden bunu anlıyorum. Evet, bunu yani bir kenarda da böyle bir ihtimal lazım. Devlet tabii, büyüklerinin tabii, göz önünde bulundurup buna göre davranması gerekiyor. En çok yani hepimizin, evet. Herkesin, öyle. Bu işle ilgili herkesin sorumlu, hepimiz sorumluyuz. Yarın öbür gün bir darbe olduğunda onlarca insanımız katlediğinde hepimizi zarar göreceğiz. Yani kim ne biliyorsa, nasıl izleyebiliyorsa. Zaten 15 Temmuz'da da herkes bu kaygıyla hareket etti. Evet. Herkes buna uygun davrandı. Tolga Şardan, şu Baylok meselesini biz konuştuk da ikinci darbeden ziyade siz de şu Baylok işini konuşalım mı? Yani böyle kademe kademe çıkıyor. Tabii. Mesela yargıda yeniden işte bu Baylok nedeniyle ihraçlar vesaire söz konusuydu. Bugün yine konuştuk. Şimdi sadece Baylok değil, bir de Eagle var galiba. Nasıl fark ediliyor? Evet. Bunlar telefonlarını satmaya başlamışlar ucuza. Baylok programını silip, fakat daha önceden yüklendiği, evet. Şey oluyormuş, belli oluyor tabii. Ne diyeceksiniz? Buyurun. Şimdi tabii bu Baylok hadisesi 15 Temmuz'dan sonra bizim ülke olarak gündemimize girdi. Açıkçası bu iletişim cep telefonlarından, akıllı cep telefonlarından yapılan iletişim sistemlerini yakından takip edenlerin de pek böyle bildiği bir kavram ya da iletişim programı değildi Baylok, öyle anlaşılıyor. Bu tabii 15 Temmuz'dan sonra bunun biraz daha böyle net bir fotoğrafı görüldü ve anlaşıldı ki Milli İstihbarat Teşkilatı bu 2006'nın başlarında aslında böyle bir bilgiye vakıf olmuş. Cemaat üyelerinin kendi aralarında daha önce WhatsApp gibi ya da benzer iletişim araçları ya da iletişim programlarını kullanırken bu iletişimin kesildiğini tespit etmişler ve ya bu iletişim nasıl sağlanıyor bunun sorunun cevabını ararken Baylok'a ulaşmışlar. Tabii bu Baylok'a ulaşmak anladığım kadarıyla ya da benim tespit ettiğim kadarıyla yine bir cemaat mensubundan elde edilen bir cep telefonundaki programla anlaşılıyor ve bu programın bilişim uzmanları, MİT'teki bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda işte kamuoyuna da yansıdı zaten. Ana belleğinin daha doğrusu hizmet veren sunucunun Litvanya'da olduğu anlaşılıyor ve buradan bir takım bilgiler çekilmeye başlanıyor. Dolayısıyla aşağı yukarı bir 215 bin civarında Baylok kullanıcısının bulunduğu ve bunun da 165 bin kadarının isimlendirilmeye başlandığını biliyoruz. Bunlardan da ilk etapta hatırlanacağı üzere işte 53 bin kişilik bir listeyi Milli İstihbarat Teşkilatı aşağı yukarı bir 6 hafta önce falan ilgili birimlere aktarmıştı ve bundan sonra da açığa almalar ve gözaltılar olmuştu. Şimdi bu anlaşıldığı kadarıyla ya da bizim tespit ettiğimiz kadarıyla halen devam eden Baylok gözaltıları bu ilk 53 bin kişilik listenin içinde olanlar. Hakimler var, savcılar var. Mahmut Bey'in söylediği gibi Konya'da Baylok soruşturmasını yürüten savcı Baylok'tan, Baylok kullandığı için ya da cep telefonunda Baylok programı tespit edildiği için
gözaltına alındı. Hakkında adli soruşturma başlatıldı. Dolayısıyla daha önceki yayınlarda da ya da kamuoyuna yansıdığı şekliyle artık 24 Aralık 2014 tarihinden sonra Baylok indirilmesi cep telefonlarına ya da Baylok üzerinden iletişime başlanılması FETÖ ile mücadeledeki en önemli kanıtlardan, delillerden birisi olarak tanımlanıyor ki bunun gerekçesi de bu tarihten sonra artık bir programın TÜBİTAK'taki yazılım uzmanları tarafından İngilizceden Türkçe'ye çevrilip daha yaygın ve daha gizli haberleşmesini sağlayacak sistemin oluşturulması. Yani bir referans sistemi oluşturuluyor. Tabii bu referans sistemi de bu referanslar herhangi birileri değil, cemaat üyelerinin ya da FETÖ üyelerinin birbirlerine yapmış oldukları şifreleme üzerinden bir referans olarak algılayabiliriz ya da değerlendirebiliriz. Bu referanslar sonucunda cemaat üyeleri birbirlerine zaten referans olup böyle bir iletişim sistemi kuruyorlar. Şimdi bir bugüne kadar yapılan Baylok soruşturmalarından anlaşılıyor ki bu Baylok biraz daha cemaat üyeleri içinde alt kademelerde kullanılan bir iletişim programı. Sizin de söylediğiniz gibi yeni bir Eagle diye bir program çıktı. O da gündemimize girdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki bu siber suçlarla mücadele uzmanlarının bu çalışmayı yürüttüğünü biliyoruz. Bu Eagle'da şunu öncelikle dikkat çekelim. Bu Baylok'ta cemaatin imamlarının kullanmadığını anlaşılıyor. Yani nedir? İşte bürokrasideki askerler, hakimler, savcılar, diğer bürokratlar, polisler bu daha alt kademedeki cemaat üyeleri kullanıyor ama üst kademedekilerin Baylok'u kullanmadığı, bunun bir üst seviyesi olan Eagle'ı kullanmaya başladığını tespit ettiler. Çünkü Eagle, Baylok bir süre önce zaten deşifre olduğu anlaşılıyor 15 Temmuz'dan önce. Bunun üzerine gerek işte Amerika'daki örgütün yöneticileriyle Türkiye'deki yöneticileri arasındaki iletişimin bu Eagle üzerinden ve talimatların Eagle üzerinden verildiği söyleniyor. Bir de tabii herkesin çokça bildiği Tango iletişim programı var. Evet, Tango'nun da aslında o da çok Viber ya da WhatsApp gibi çok bilinen bir iletişim programı. Bu programın da kullanıldığına dair bir takım tespitler var. Hatta bu Başbakanlık'ta Fuat Avni'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan veri uzmanı var. Bu veri uzmanı emniyet savcılıkta verdiği ifadede yaklaşık 30 bin cemaat mensubunun Tango iletişim programı kullandığını söyledi. Tabii işte burada... Biraz buyurun. Son birkaç cümle alayım çünkü artık programı noktalayacağım. Konuklarıma da bir söz vermek istiyorum. Son birkaç cümle sizden alacağım. Buyurun. Tabii yani burada artık şunu toparlayabiliriz. Bu ikinci darbe girişimi konuklar da söyledi. Olur mu olmaz mı? Ben artık o konuya çok girmek istemiyorum ama burada tabii yapılması gereken şey biraz daha özellikle bürokraside ve devlet kademelerinde işi bilen memurların, devlet görevlilerinin siyasi görüşlerinin ya da hangi yelpazenin neresinde olduklarını çok böyle dikkate almadan vatana ya da devlete hizmet amacıyla çalışanların ön plana çıkarılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Biraz daha böyle liyakata önem verilmesi gerekiyor. Herhangi bir gruplaşmaya ya da yapıyla bağlantısı olanların yerine hiçbir yapıyla bağlantısı, grupla bağlantısı olmayan, devlet millet için çalışan insanların daha önemli yerlerde daha böyle sağlıklı hareket etmelerinin sağlanması gerekiyor. Çünkü hukuk içinde mücadele eden bu insanların bir hukuksuzlukla da karşılaşmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Şardan teşekkürler. Son sözler sizden de alayım, artık bitireceğiz. Peki efendim. Öncelikle Tolga Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani son söyledikleri muazzam, çok çarpıcı. Herhalde bugüne kadar kendisi de şu ana kadar temas ettiği insanlara itibariyle bu liyakat sisteminin olmadığını ama artık olması gerektiğini, herhangi bir siyasi görüşüne bakılmaksızın devlet kademesinde uygun yerlere getirilmesi gerektiğini insanların söylüyor ki zaten bu işler başladığından beri biz de başka bir şey söylemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tehlikede, devlet tehlikede, millet tehlikede, artık sizden bizden diye düşünmemek durumundasınız. Gerçekten layık olan insanları layık olduğu yere getirmek zorundasınız. 15 Temmuz bir facia. Bunun hiçbir şekilde oradaki insanların yaptığını elbette savunulmasını zaten yani onu kısmını geçiyorum ama
O kısmını geçiyorum. Yaratılan mağdurların da mağduriyetlerin de bir an önce giderilmesi için çok titiz ve çok süratli bir şekilde çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar altını çizerek. Şimdi bu 15 Temmuz'dan sonra çok kısa süre içerisinde, yani 15 gün içerisinde alınan bir takım tedbirler var. Hemen 1 Ağustos itibariyle askeri okullar kapatıldı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi tamamen sivilleştirildi, devredildi. Bunların da bu kadar çabuk yapılmasını gerektirecek. Yani FETÖ ile mücadele ederken siz askeri okulları kapattığınızda neyi önlemiş oldunuz? Belli değil. O kadar insanın, evet, yaşadığı mağduriyetin ötesinde şimdi siz FETÖ'cü olmayan birilerini mi artık alacaksınız ya da kimleri alacaksınız? İyi niyetle, beyefendinin söylediği gibi, her şeye iyi niyet penceresinden bakmaya çalışıyorum. Baktığım zaman manzara biraz bu tarafa kayıyor. Bakın, bunların hiçbirisi olacak şeyler değil. Yakın zamanda kör gözün parmağına artık, bakın, beyefendi söyledi. Diyor ki liyakat sistemine uygun atamalar yapılsın. Milli Savunma Üniversitesi'nin başına getirilen beyefendi Erhan Afyoncu, değil mi? Profesör Doktor Erhan Afyoncu. Doğru. Müthiş bir seçim, çok güzel bir seçim yapılmış. Öğretmen alım sınavlarında sorulan sorular internete düştü bakın. Sorulan sorular var. İşte Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsunuz? Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Reis deyince aklınıza ne geliyor? Ki benim aklıma Temel Reis geliyor. İyi ki öyle bir sınava girmedim. Tamam. Temel Reis dersem herhalde. Çok özür dilerim, bitiriyorum. Hemen söylüyorum. Hemen size Mahmut Bey'e de tabii söz vereceğim. Şunu sadece hemen söyleyeyim. Proje okul uygulaması kör gözün parmağına. Kadıköy Anadolu Lisesi şu anda onunla mücadele ediliyor. Annemin, rahmetli annemin bir lafı var, onunla bitiriyorum. Bu kadar azmanın sonu hayır değil. Yani biraz hükümet kendine gelsin. Bu kadar uygulamayı iyi niyetle ben artık göremiyorum. Buyurun, teşekkür ederim. Son cümleler sizden de bitireceğim. Bu tartışmalara rağmen bütün bu tür tartışmaları biz yaparız. Farklı farklı fikirlerimiz var, farklı görüşlerimiz var. İster ulusalcı, ister muhafazakar, ister Alevi, ister Sünni olsun. Ama bir tek şeye inanacağız. Demokrasiye, seçilmişliğe, buna inanacağız. Kafamızın arkasında herhangi bir şey olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu ülke inanılmaz büyük bir proje ile karşı karşıya kaldı. FETÖ olayı çok sıradan bir olay değil, sıradan bir darbe de değil. Uluslararası bir yapının, uluslararası bir gücün Türkiye'yi içeriden iç işgal etme projesiydi. O yüzden hepimizin dikkatli olması gerekir. Bunları tartışabiliriz, biz bunları hallederiz. Mutlaka farklı düşüncelerimiz olabilir ama biz bunu başarırız diye düşünüyorum. Onun için bu yapıya karşı... Ali Bey'in saydığı konuların tartışılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Hepsi tartışılabilir. Size? Okullarda tartışılabilir. Hı-hı. Burada hiç farklı fikirler olabilir. Bürokrasiye alınacak elemanın niteliğinden tutun da hepsine kadar. Peki. Tartışılması gerekiyor bunlar. Herkes görüşünü söyleyecek. Siyaset böyle oluşur. Bir tek şey yani, darbelerle, kumpaslarla devlet ele geçirmeye kalkmayacaksınız. Hikaye bu. Bunu engellememiz lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Ali Türkşen, Sayın Mahmut Övür, Sayın Tolga Şardan. Bugün yarını noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalınız.